Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Ben Murat Özer. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Sizler de yayınımıza Esas Mesele etiketiyle sosyal medya üzerinden sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bizimle. Bugün stüdyomda çok değerli konuklarım var. Önce onları size takdim edeyim. Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Güvenlik ve terör uzmanı İbrahim Keleş. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ramazan Akkır hocam. Siz de hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hepimize iyi yayınlar inşallah. Bugün evet, Türkiye'nin çok önemli gündem maddeleri var. Çok sayıda konuyu konuşacağız. Öncelikle başlayacağımız konuların başında elbette Türkiye'nin ciddi anlamda bir vizyonunu değiştiren, önünü açan, çok önemli bir devrimci bir değişime seviyet veren Abdülhamit Han sondaj gemisiyle başlayacağız inşallah. Elbette bu konuyu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de 3 tane sondaj gemimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni ile dünyaya ciddi anlamda bir meydan okuyan, gövde gösterisi yapan ve doğalgaz arama sonuçları da doğalgazı bulmamızla neticelenen bir sonuca evrilmişti. Biz bugün Akdeniz'e Abdülhamit Han gemisiyle açılmaya başladık. Bu konuyu konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde dahi yok dedi. Çok önemli bir konu aslına bakarsanız bu da. Bu ciddi bir güvenlik zaafına da mı işaret ediyor? Bu konuyu da konuşacağız. Peşinden CHP'nin önceki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, biliyorsunuz başka bir siyasi parti kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmişti. Muharrem İnce'nin özellikle de fon alan medya kuruluşlarıyla alakalı olarak bir açıklaması oldu. Bir takım Türkiye'deki medya kuruluşlarını Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin beslediğine dair bir açıklamada bulundu. Bu konuyla konuşacağız. Ama öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir cemevi'ne yönelik yapmış olduğu ziyaret vardı. Bu Türkiye gündeminde çok fazla konuşuldu. Özellikle de bazı kesimler Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cemevi'ne yapmış olduğu ziyaret sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir takım tepkilerde bulundular. Hatta bu cemevi de Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayan ve Muharrem orucunu birlikte açmasını sağlayan dedelerin ve pirlere yönelik de çok yoğun tepki gösterdiler ve hatta bu cemevin yönetimiyle alakalı da ihraç kararı başlattılar. Taceddin Hocam, önce bu konuyla başlayalım istiyorum. Tabii. Neden Türkiye'de bir takım kesimler Alevileri kışkırtma yönelik bir takım çalışmalar içerisinde oluyor? Niçin? Çünkü Aleviler ne olsa da Alevi yurttaşlarımız bir şekilde müteyakkız bir kitledir ve kendilerinden yola çıkan, kendi duruşlarından, kendi öz tariflerinden kaynaklı bir aksiyoner tarafları vardır. Bu beklenen bir şeydir, beklenmeyen bir şey değildir kendilerinden, kendi öz tanımlarından dolayı. Ve açık yaradır. Esen rüzgar canını acıtır bazen o tarafa doğru. İşte en son Kartal Cemevi'nin dedesi ne darp etme hadisesi yaşandı memlekette. Biliyorsunuz her sene Muharrem ayında Muharrem gelince kapılarına çarpılar atılır falan filan. Bir rüzgar esmeye başlar. Ya kim bu provokasyonları bu yemeyiz ama işte yine olan şey. Evvelki seneki çıktı ki atan adam Alevi çıkıyor yani. Bir evvelki seneki DHKPC'li çıkıyor. Bu senede dövdüren, dedeyi dövdüren, azmettiren birlikte çalıştı bir başka Alevi yurttaşımız. Şimdi hal böyle olunca kendi aralarındaki kavgalar dahi sanki bir mezhep kavgası, bir Maraş olaylarının, bir Çorum olaylarının tetikleyicisi olmak isteyen, bunu azmettiren bir provokasyonmuş gibi oluyor. Burada bir kimse darp edilmeye görsün. Buralarda anlaşılmayacak bir şey yok. Bu hassasiyetin ne olduğu çok açık. Bir yerde hassasiyet varsa ya sen de çok hassassın denmez adama. Bunun hassasiyetine dikkat edilir. Hassas adam. Hassasla dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz peki? Nasıl dikkat edeceğimizle ilgili şey biz zaten dikkat ediyoruz. Dikkat etmeyen orada. Şimdi burada 2-3 hadise var. Bunlardan birincisi şu. Cumhuriyet kurulduğunda makbul bir vatan 19. yüzyılın şeyidir. 19. yüzyılda modern devlet kendisi işte orada da hocam. Siyaset bilimci makbul vatandaşı tanımladı modern devlet ve vatan diye bir kavram çıktı ortaya. Vatan diye bir şey yoktu. 19. yüzyıl bunu tanımladı. Günümüzde bizim hakikat diye inandığımız, temel kavramlarımız, temel hakikatlerimiz diye inandığımız pek çok şeyin 18. yüzyılda var olmadığını öğrendiğimizde dünyamız, feleğimiz şaşıyor aslında. 18. yüzyıl insanının zihninde vatan diye bir şey yok. Yok yani, köy var, şehir var, kasaba var, payitaht var. Yani ve Maliki Osmaniye var ama vatan diye bir şey yok. Bu 19. yüzyıl Fransız ihtilali sonrası. Yani vatan diye bir mefhum yok muydu Osmanlı toplumu açısından? Sadece Osmanlı değil, İngiliz toplumu açısından da yoktu. Yani modernitenin ürettiği bir şeydir vatan. Evet, seküler bir şey midir? Modern bir şeydir. Seküler olmak zorunda değildir. Ama modern bir şeydir. Bu modern devletin kendisini tanımlarken, vatandaşıyla arasındaki ilişkileri kurarken mutlak olarak talep ettiği şey birbirine benzerliktir. Bak, bir adam eğer ormana bakarken, çok müthiş örnektir, ben bayılırım ona, James Scott'ın örneğidir. Almanların ormana bakarken gördüğü şey aslında Alman milleti der. Şimdi Taceddin dağıtıyor ama bunlar faydalıdır, bunlar insanların aklında kalır, bunu söyleyelim. Alman milleti biliyorsunuzdur, dünyada en fazla orman ile ilgili şarkı söyleyen, ormanla ilgili şiir yazan, Goethe'den tut Schiller'e kadar bir dünya. Orman ile ilgili en fazla atasözü olan, orman ile ilgili masallar anlatan, Hansel und Gretel masalı, yani Hansel ve Gretel masalı falan gibi, ormanda geçiyor. Sürekli orman. Adamların hayatının bir parçası orman. Bir Alman ormana girdiğinde otları görür, sincapları görür, balları görür, bilmem neyi görür, aşık olur, bundan konuşur. 19. yüzyıl Prusya'sına gelindiğinde o modern devleti kuruyor işte, o bir de militarize eden var ya, hepsinin önüne geçeceğiz, sanayileşeceğiz, önüne geçeceğiz. Bir de Bismarck diye bir adam çıkıyor. Dedi ki, ulan sizle mi uğraşacağız romantizminizle adam? Kurun dedi bir orman ilmi. Hakikaten bir orman fakültesi kuruldu. Boku Üniversitesi mesela, Viyana'daki çok acayip bir üniversitedir. Boden Kultur Üniversitesi, çok ilginç şeydir. Neye bakar? Şuna bakar. Bakıyor, burası kaç hektar? 20 hektar. Buradan kaç kütük çıkar? 200 bin. Tamam, bana ne ondan sonra diyor oradaki sincap ırklarından, endemik bitkilerden, yok ballardan, yok bitkilerden, peteklerden. Beni ilgilendirmez diyor devlet. Tamam, geri kalan araştırmalarını yapsan. Senin bilim adamlığına saygım var ama bana lazım olan kütük sayısı. Ve burada önemli olan kütüklerin birbirine benzerliğidir. İşte bu modern devletin, devlet gibi bakmak budur. Devlet ormana böyle bakar. Kütük gibi bakar. Kütük gibi bakar. Çünkü ekonomik olarak faydayı kütük sağlar. Telgraf direği yapacak oradan. Bunun Alevi meselesiyle nasıl bir ilişkisi var? Alevi meselesiyle ilişkisi şuradan var. Sadece Alevi meselesiyle olsa, işte 20. yüzyılın başında biz Cumhuriyet kurarken bu 19. yüzyıl Avrupalısı gibi yaptık. Birbirine benzeyen bir kalıptan çıkmış adam yaratmaya çalıştı Cumhuriyet. Bu da nedir? Türk. Mezhebin, o dinin olacak, bunu Müslüman olacak. Ötekilere ekalliyet diyoruz. Öyle Hristiyan, Yahudi, Moydu uğraştırmayın bizi. Onlar ekalliyet. Attık. Lozan'da da konumunu, statüsünü belirledik. Eyvallah. Mezhebi ne olacak bunun? İslamiyet dediğinin de 72 fırkası var. Hiç uğraşamam diyor. Ehl-i Sünnet vel Cemaati olacak. Öyle Osmanlı'dan müdevver bir dayatmacılık değildir. Bu Cumhuriyet'in bulduğu bir dayatmadır. Makbul tek tip yurttaşı yaratacak ki kalıptan çıkmış gibi. Sen ve ben aynı anadan doğmuş gibi görünmeliyiz devletin gözüne. Fiziken değilse de ruhen. Ehl-i Sünnet vel Cemaati olacak. Mezhebi ne olacak? Hanefi, Şafii, Hanbeli, ne bileyim, var 50 tane Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in ameli mezhebi, 4'ten fazla. Hiç uğraşamam diyor. Şafi mafi falan filan, yok cumadan sonra 40 kişi olmadı mı cuma kılamıyormuş falanmış filanmış. Hepiniz Hanefisiniz dedi. Kur'an'a göre de Diyaneti dedi. Diliniz Türkçe olacak. Onun haricinde zaten uğraşılacak bir şey yok. Böyle bir adamı yarattı. Hocam bak, etnik farklılıkları inkar eden şey budur. Türk tipi laikliğin tanımlamaları arasında en önemli şeylerden birisi Aleviliği inkar etmektir. Bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat sakalına, sakallı, abdestine, namazına Müslümanın uydurduğu, icat ettiği bir şey değildir. Bu Cumhuriyet'in pratiğidir. Bunu Cumhuriyet modern devlete geçerken icat etti. Ve bunlara, bu insanlara haklarını vermeye çalışanlar yine kendince mütedeyyin insanlardı. 1950'den sonra Alevi yurttaşlarımız 10 sene boyunca her sandığa gidişlerinde Demokrat Parti'yi intihap ettiler. CHP'yi değil. Bunu bilmeyen yoktur memlekette. Çünkü CHP dediğin Alevi yurttaşlarımızın zihninde zulme tekabül ederdi o yıllarda. Ne oldu? 68 olaylarıyla birlikte, 68 gençlik hareketleriyle birlikte bir şekilde sol dedi, mol dedi, zulüm dedi, baskı dedi, devlet dedi, işte Pir Sultan Abdal dedi, efendim Kızılbaş isyanı dedi, bir şeyler dedi, kendini eklemlemeyi başardı. Sol damardan gelen o şeyle, Alevi oylarını. Şuraya geleceğiz. Bizim açımızdan Alevilik, Müslümanlık içindeki diğer yaklaşımlar kadar muteberdir. Müslümanlığı boşa Hristiyanlık içindeki yaklaşımlar kadar da muteberdir. Kafamı sallaya çarpınca görürüz hangimiz haklıyız. Ben benimkinin doğru çıkacağını düşünüyorum. Taceddin Kutay'ın sözünü kesince ya da araya girince yorumcular hemen Taceddin Hoca'nın sözünü kesmeyi falan diyorlar ama bitiyor. Ama açık şunu söyleyeyim de oradan devam edelim. Yok, uzattığınız için değil, ben katılmıyorum açıkçası görüşlerinize. Çünkü birincisi vatan mefhumuyla alakalı meselenin bütünüyle modern olmadığını, Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret etmiş olan bir muhacir peygamber olarak Mekke'ye tekrar geri döndüğünde kendi kapısının eşiğini öptüğünü çok iyi biliyoruz. O açıdan vatan sadece modern dönemde üretilmiş bir şey değil. Özellikle de Müslümanlar açısından vatan mefhumu son derece kıymetli ve dinin en temel hadiselerinden birisi. Modern anlamda ulus devlet olarak sınırları çizilmiş. Bir devlet anlamında, yani pasaportunuzu verip geçmek durumunda kaldığınız bir devletin sınırları anlamında vatandan bahsetmiyoruz. Mümin için vatan, İslam'ın hakim kılınması için gayret edildiği ve müminlerin yaşadığı bütün topraklar vatan toprağıdır. O açıdan bizim gönlümüzde, biz bugün gönül coğrafyası diyoruz. İşte Bosna Hersek diyoruz. Bu da bizim vatanımızın bir parçası diyoruz. Karabağ bizim vatanımızın bir parçası derken bunu söylüyoruz. Müminlerin zihninde vatan aslında kutsal, dokunulmaz. Çünkü kafire karşı, zalime karşı savaşılarak edinilmiş, kan dökülerek edinilmiş bir şey. O açıdan vatan mefhumunun açıkçası bu kadar modern bir tanımla geçiştirmenizi ben açıkçası doğru bulmadım ama yine de size söz vereyim, sonra devam edelim. Devam edebiliyorum değil mi tabii buradan? Yani, tamam. Böyle bir kelime var zaten. Hadis-i şerif de var. Sahih kavga değil bilmem hubbul vatan minel iman diyor değil mi? Evet, vatana asli diyoruz falan. Olur. Böyle bir kelime var her şeyden evvel. İki, bizim bunun içinde bir dolduruşumuz da var. Günümüzdeki vatandaşlık, vatan, bayrakla özdeşleşen, bürokrasiyle kendisini ortak koyan devletin bir şekilde kendisini üzerinde hakim kıldığı o şey var ya, günümüz modern anlamıyla vatandan bahsediyorum. Yoksa vatan diye bir şey yoktu değil. Vatan diye bir şey var da günümüz vatanı değil o. Onu kastettim de yanlış anlattıysam iyi bir tavsiye. Teşekkür. Şunu söyleyeceğim ve bitireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi açısından Alevi olmak bir defodur. Bizim açımızdan değildir. Bak, bunlar çok ilginç şeyler. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma süreci içinde dikkat ederseniz İYİ Partili bir vekile pot kırdırır gibi yaptılar. Sonra da özür dilediler. Aa efendim öyle şey mi olur dedi aynı gün Meral Akşener, ama burada bir şeyi ortaya koydular. Kılıçdaroğlu aday olma. Kazanamazsın çünkü Alevisin diyor. Ben Alevi bir yurttaş olsam şunu söylerim. Lan kardeşim, benim bir şekilde temsilcim olarak benden reis istiyorsun her sene. Bu adamı partiye genel başkan yaptın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı mı olamıyor sırf Alevi diye? Öyleyse benim bu siyaset değerim yok demektir. Bu çıkar adam daha. Bu adama bunu dedirtmiş. Şu saatten sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olamazsa bu zımnen şu demektir. CHP açısından da Alevilik bir defodur der. Şu saatten sonra ok artık yaydan çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmamak gibi bir şansı yok. Sıkıntı burada. İki, Sayın Erdoğan'ın cemevi'ne ziyareti, asıl sorduğunuz soruya son 30 saniyede gelebildim. Neden bir arızadır? Çünkü öyle bir arızadır ki orası örtüsü açılmaması gereken bir sandıktır. Pandora'nın kutusudur orası. Çünkü ne olursa olsun hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adaylığına layık görmeyeceği bir defo olarak gördü. Ama buna rağmen blok olarak oyunu bana verecek dediği bir kitle var ya, bir yapı. Harimi görüyor orayı. Oraya sokmak istemiyor. Sokanı, yaklaştıranı düşkün ilan ettirtiyor kendini angajı adamlar tarafından. Ama kendisi de pek girmiyor galiba. Ya kendisi de girmiyor. Girmeye de ihtiyaç duymuyor. Niye girsin? Niye girsin? Girmedikten sonra Alevi yurttaşlarını tutup oyunu Saadet Partisi'ne, AK Parti'ye verecek değil diyor kendince. Nasılsa bana verecek diyor. Bu tarihsel yatkınlık. Benle HDP arasında değişiyor. Zaten ha bana gitmiş, ha HDP'ye gitmiş. Benim evdeki karım HDP'ye, ben CHP'ye verdim diyor adam. Öyle diye bunların hesabı. Bu bakımdan şey önemlidir. Alevi yurttaşlarımız onurlu adamlardır bunlar. Yeri geldiğinde Osmanlı'ya da kafa tutmuşlardır. Cumhuriyet döneminde de sıkıntılarını ortaya koymuşlardır. Şimdi de tutup herhangi bir mevzu olduklarından ha eyvallah deyip arkasını dönüp gitmez. Bir isyan kültürü vardır onlarda. Şu anda şeyi ıskalıyor kahir ekseriyet. Asıl isyan etmesi gereken şey bu kadar kafesteki kuş görülmektir. Biraz taştaki kuş olursan sana da rüşveti kelam ederler. Bak adamın Aleviliğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini defo yaptılar ya. Defo ilan ettiler. Erdoğan'ın imam hatipliliğini defo ettikleri gibi kendilerince. Öyleyse Abdullah Gül'ün de karısının başörtülülüğünü. Evet. Öyleyse şöyle diyelim ve bitirelim. Böyle bir gündem içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp Muharrem ayında yani Alevilerin kendilerini en fazla mütehassıs hissettikleri bu ayda bir cemevine ziyarette bulunduğu dönemde adam tutuyor ve diyor ki Erdoğan bizim harimimize girdi. Çıkartın onu oradan. Sokanı da o kapıdan uzak tutun. Hadise bundan ibarettir. Uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok. Çok önemli konulara değindiniz. Tabii ki yani özellikle bu konuda provokasyonu yapan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın cemevine girmesinden sonra bundan rahatsızlığını ishar eden bazı kurumların aslında Bektaşi tekkesinden, Alevi Bektaşi kültüründen de çok fazla haberdar olmadıklarını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Çünkü biliyorsunuz arkasındaki posteri Hacı Bektaşi Veli'nin, Hazreti Ali'nin posterlerinin yerin taşınmasından bahsettiler. Halbuki biz biliyoruz ki Bektaşi tekkesi Balım Sultan'dan beri postun arkasında yani pirin, dedenin arkasında bunlar sergilenirdi. Doğal olarak içeriye bir cumhurbaşkanı bile gelse dede ve pir postundan kalkıp orayı kendisine vermez. Olması gerektiği gibi misafir olarak olması gerektiği yere otururdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şekilde oturdu. Yani Hacı Bektaş'ın portresinin asıldığı yer postun arkasındaydı. Doğal olarak mı oturmalıydı Erdoğan? Tekkenin şeyhi mi oluyordu yani? Yani olamazdı tabii ki doğal olarak. Olamazdı ve tekkenin teamüllerine göre olması gereken yere oturdu. Fakat bunlar anladığımız kadarıyla Bektaşi tekkesinde de hiç girmedikleri için bir tekke adabından da haberdar olmadıkları için bu konuyu böyle kışkırttılar, provoke ettiler. Yani gerçek şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı bir yere geldi en büyük makam oturur ya, evet. Uçağa bindi mi de pilot koltuğuna oturtmazlar, ehliyeti yok adamın. Tabii. Ha, orası da oradaki de hiçbir aynı hadisedir. Hiçbir tarikat tekkesine, olmaz. Kadiri tekkesine, Mevlevi tekkesine gittiğinde de isterseniz devlet başkanı olun, şeyhin postuna, pirin postuna oturamazsınız haliyle. Ben burada şunu ifade etmek, sormak istiyorum size. Burada tepki gösterenlerden bir tanesi CHP milletvekili, Ankara milletvekili Ali Haydar hak verdi. Aynen şöyle ifade etti. Erdoğan'ın yaptığı ziyareti samimi bulmuyorum. Alevilerin sahip oldukları inanç gereği AK Parti'ye yakın olmaları ve AK Parti siyasetiyle inançların örtüşmesi mümkün değildir dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vekili, bir inanç grubunun, bir mezhebin, bir tarikatın, artık kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, bir yapının, bir inanç grubunun hangi partiye yakın olup hangi partiye uzak olmaları gerektiğini neye göre karar veriyor sizce? Evet, şimdi bazı 12 Eylül döneminde kurtarılmış bölgeler vardı. Yani bir Fatsa, ordunun Fatsa ilçesi, bir Ünye kurtarılmış bölgeydi. Oraya devlet giremez. Veya PKK'nın Hakkari'nin Yüksekova taraflarında bazı bölgeler vardı. Kurtarılmış bölge. Oraya onların dışında kimse giremez. Şimdi maalesef siyasette de bazı kurtarılmış bölgeler gibi görenler var. O biraz evvelki vekilin söylediği o. Yine Taceddin Kutay'ın da dediği gibi harimine girilmiş gibi oldu orada. Oralar onların kurtarılmış bölgeleri. O yüzden Cumhurbaşkanımızın oraya girmesine, oraya davet edilmesine hem şahsen tepki koydular hem davet edenlere de tepki koydular ve ihraç işlemlerinin de başlatıldığını duyduk. Şimdi aslında Taceddin Hocam bu konuda bilgisi daha fazla. Ben de bu Alevilik meselesi aslında çok fazla yani Alevi olanlar dışında çok fazla bilinmeyen bir konu aslında. Halbuki Türkiye'de az bir nüfusa sahip değiller. Ben az çok araştırdım, bir kısmını da bilirim yani. Bana sorduklarında bu Alevilik meselesini sorduklarında hangi Alevilik sorusuyla cevap veririm? Hangisini kastediyorsunuz? Yani bir Hacı Bektaş-ı Veli ekolünden gelenleri mi kastediyorsunuz? Bir Toroslu'daki Türkmenleri mi kastediyorsunuz? Melamilerin etkisi altında kalanları mı kastediyorsunuz? İranlıların, Şia'nın etkisinde kalanları mı kastediyorsunuz? Veya Ehl-i Beyt üzerinden gelenleri mi kastediyorsunuz? Bunları hep sorarak cevap alıp ondan sonra sözüme devam etmek istedim. Ve gördüğüm şu ki benim bu sorularıma da çok cevap verilmedi. Yani bizim ülkemizde maalesef bu Alevilik meselesi biraz bazı tüketilen kavramlarımız ve şahıslarımız var. Yani mesela burada tüketilenden kastım şu. Birinin bir niyeti var, bir fikri var. Doğru veya yanlış. O fikrine kaynak veya dayanak olsun diye bir isimler üzerinden gider. Mesela bazıları Peygamber Efendimiz'i de bu noktada kullanır. Onun ismi üzerinden giderek kendi yanlışlarını savunmaya çalışır veya doğrularını. Kimisi Hacı Bektaş-ı Veli'yi, kimisi Mevlana'yı, kimisi Mustafa Kemal'i. Bu tür tüketilen isimler çoktur. O nedenle şimdi sizin sorunuza geldiğimiz zaman evet tam karşılığı şu. Oraları kendi alanları olarak, kurtarılmış bölgeleri olarak görenler böyle bir tepki koydular ortaya. Ama şurası bir gerçek ki Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra oradaki Cemevi'nin yöneticisi açıklama yaptı ve çok sağduyulu ve olması gereken bir açıklamaydı o. Çok sağduyulu bir açıklama. Yani gelen kişi rastgele biri değil. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve buraya gelmiş. Bunu bir onur olarak görüyor ve bundan da memnuniyetini dile getiriyor. Bu hakikaten bir sağduyulu bir davranıştır. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımıza taleplerini de ifade etme imkanına kavuştu. İlk elden Alevi toplumunun taleplerini de ifade etti kendisi. Hüseyin Gazi Cemevi, dedesi Hüseyin Öz. Hı hı. Yani bir kere zaman zaman şey vardı işte Alevi önderleri, liderleri veya ileri gelenleri işte bizim birçok taleplerimiz var ama ulaştıramıyoruz diye serzenişleri oluyordu. Geçmişte de o çok oldu bunlar. Şimdi Cumhurbaşkanı ta ayağınıza kadar gelmiş. Derdiniz varsa birinci elden söyleme fırsatını da yakalamışsınız. Ve o Hüseyin Öz bu orada talepleri iletti. Cumhurbaşkanımız da bakın da bugün yanılmıyorsam medyaya da düştü. Cemevi ihtiyacının olduğunu söylemişler belli ki 8 yerde cemevi açılacağını haberlere düştü bu bilgi. Yani burada bundan rahatsız olmak sadece bizim kurtarılmış bölgemize dışarıdan birileri geldi. Aslında Alevi toplumunun sorunlarının da çözülmemesine yönelik bir gayret olduğunu göstermiyor mu bu? Evet, evet. Yani Murat Hocam işin doğrusunu söylemek gerekirse bu konular biraz cız konulardır. Öyle çok detayına, derinlemesine girilemiyor. Çünkü bilen de tepki koyuyor, bilmeyen de tepki koyuyor. O nedenle insanlar bildiklerini de teğet geçerek anlatmak durumunda kalıyor. Bizde bazı konular öyledir yani. Teğet geçilir onlar. Onların detayları üzerinde durulmaz. Mesela ben Ethem Ruhi Fılalı'nın veya Abdülkadir Gölpınarlı'nın kitapları vardır. O kitaplarını ben okudum. Orada da hakikaten bazı şeyler çok detaylı olarak da anlatılır zaten. Bizim halkımız içerisinde Alevilikle ilgili bazı yanlış değerlendirmelerinde olduğunu ben o kitapları okuduktan sonra öğrendim. Halbuki bu konular açıkça ortaya konulabilir, bilgi sahibi olunabilir. Yani nihayetinde bu topraklar üzerinde yaşıyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Nihayetinde birlikte yaşıyorsak birlikte de bir gelecek ümidimiz var. Şimdi bu vatan konusunu dediniz ya, Osmanlı vatan kelimesini pek kullanmıyordu doğru. Osmanlı'nın 1901 yılı Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'nın bir askeri haritası vardır. İsmi de Umumu Memaliki Mahrusan-ı Şahaneyi haritası diye geçer. Yani Umumu Memalik vatan toprakları, bugünkü şeyle Osmanlı ülkesi, padişahın kurtarılmış Osmanlı ülkesi diye tercüme edilebiliyor. Burada memalik bizim memlekete benzer bir şey, topraklar yani, toprakları evet, kastediyor. Ama siz vatan konusundaki verdiğiniz örnekler de doğru. Fakat bizim inancımız burada belirleyici oluyor. Yeryüzünün tamamı Müslüman için bir seccadedir dediğimiz zaman dünyanın tamamını da içine alan bir durum ortaya çıkıyor. Hocam çok teşekkür ederim. Vatan konusunda Taceddin Hoca'ya bir ilave daha yaptığınız için. İsterseniz bu tartışmayı devam ettirebiliriz tabii. Ben masaya mı yatırıldım şimdi? Vatan evet, başka bir hafta konuşalım. Şimdi ben Taceddin Hoca'nın ne ifade etmek istediğini anlıyorum elbette. İzleyicilerimiz de çok net bir şekilde anlıyor ama şu anda Türkiye'nin bir mottosu var. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek millet şeklinde bir mottosu var yani ve bu Türkiye açısından bir kurtarıcı motto olarak kabul ediliyor. Niçin? Ha. Etnik kimliklerin, mezhebi kimliklerin hepsinin üstünde tek bir dil olmayı hedefliyor. O açıdan buna yönelik herhangi bir yıpratıcı bir şeymiş gibi algıladığım için müdahale ettim. Ama öyle bir şey yıpratmak herhalde niyetinde değildiniz yani. Bayrak da yok hocam, öyleyse rahat mutlu olacaksınız. Bayrak da yok ondan evvel. Ondan önce bayrak yok ama 3. Selim'den beri bizim bayrağımız var, ay yıldızla bayrağımız 3. Selim'den beri var. Bugün Orta Doğu'daki hiçbir devletin o tarihte böyle bir bayrağı yoktu. O açıdan herhalde bizim bayrağımız. Modern devlete ait şeyler 19. yüzyılda kurulması bizim açımızdan mukaddes şeyler olmadığını intihac etmez. Biz zannediyoruz ki mukaddes dediğin şey bir tek Allah tarafından vahyedilen bir şey. Vallahi öyle olsa minare için can verir bu millet. Minare diye bir şey için can verilmemesi iktiza ederdi. Tabii ki. Sonuçta bir taş yani yapı. Ama hayır, onun taşıdığı değer içimiz. Bayrak da böyle bir şeydir. İşte vatan da böyle bir şeydir. 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şey tenkis etmez yani. Şiar dediğimiz şeylerden evet, bunlar. Şair. Evet. Semboller yani. Semboller ama içeriği çok dolu. Evet. Vatan dediğimiz şey de öyle. Biz ne diyoruz? Toprağa vatan yapan onun uğrunda ödenen bedellerdir. O bedeller sayesinde o bir kutsiyet kazanıyor. Vatan kavramı orada karşımıza çıkıyor. Ben Taceddin Hocam'la kavga etmeden konuyu hemen Ramazan Hoca'ya döndüreyim. Vallahi ben de hoşuma gitti. Ne güzel heyecanlanınca. Evet. Biraz daha gelsin diye orta yaptım demin. Hoca bıraktı, hoca gitsin diye. Öyle tabii ki kabul etmiyoruz. Şair-i İslam bunlar, pek çok şey İslam'ın evet, sembollerindendir öyle. Ve hani eğer semboller önemsizleştirilirse, açık söylemek gerekirse Kabe ile, hacla, tavafla alakalı pek çok şey de Kur'an'ın ifadesiyle şair-i İslam'dandır. Birçok insana göre saçmalık gibi gelebilir, anlamsız gelebilir ama biz müminler için canımızı verebileceğimiz kadar kıymetli bir şeydir. Hazreti Hacer'in Safa ile Merve arasında yaptığı şey biz asırlar sonra bile hala aynı şekilde yapıyoruz. Ya da Hazreti Hacer'in Hıcr'ının eteğinin, yani defnedildiği o mekanın etrafında, Kabe'nin etrafı dönerken hala o Hıcr'ın eteğinde dönüyoruz. Yeryüzünü en düşük olarak kabul edilen zalimlerin en düşük olarak kabul ettiği kadın, köle, cariye, yani bir bu şekilde basıflandırdığı bir kişinin orada mezarı var ve biz o mezarın da etrafında tavaf ediyoruz, dönüyoruz. Yeryüzünde kadını yücelten ve köleliği kaldıran bir şeyi de bütün dünyaya haykırmış oluyoruz. O açıdan bizim 3. Selim'den beri ay yıldızlı şanlı bayrağımız İslam dünyasında ve bütün Batı dünyasında ne ifade ediyorsa benzer bir şey ifade ediyor. O açıdan bizim açımızdan da çok kıymetli. Modern dönemde oluşturulmuş seküler bir şeymiş gibi de kabul etmiyoruz. Çünkü onlar değiştirilebilir ama bizim için bunlar değiştirilemez hakikatler. Yani başörtüsü gibi, başörtüsü de bir şiardır esas. Tıpkı İstanbul'dan vazgeçemeyeceğimiz gibi. Hocam bu meseleyi devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin ifade ettiği şeyi söyledim. Şimdi ilginç bir hadise var. Yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi Alevi vatandaşlarımız bir oy deposu olarak görüyor ve oraya dokunamazsınız diyor. Ama bakıyoruz Cumhuriyet tarihi boyunca Alevi yurttaşlarımızın içerisinden çıkan en azından bir grup, en azından onlar için söylüyorum, Dersim isyanı Cumhuriyet Halk Partisi iktidar döneminde bastırıldı. Alevilerin gördüğü zulümlerin birçoğu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'yle doğrudan. Yaşandığı dönemi hatırlayalım. İçişleri Bakanı CHP'liydi. Sivas provokasyonu olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon ortağıydı. Yani Aleviler bu konuda incitildiğini, ayrımcılığa uğradığını düşünüyorsa şayet, yani bunun sorumlusu pirlerle birlikte Muharrem orucu açan, diz kırıp orada oturan o tekkede, cemevinde Sayın Cumhurbaşkanımız mıdır yoksa başkaları da mı bu sorumluluğu aramak gerekiyor? Aslında Alevi sorunu tarih bağlamında kendi geçmiş tarihimizi hatırladığımız zaman hem sorunun neden kaynaklandığını hem de sorunun temel aktörlerinin kim olduğunu aslında doğrudan teşhis edebiliriz. Biliyorsunuz evet, olayın kökeni tartışsak Hazreti Adem'e kadar gider ama hiç o kadar geriye gitmeye gerek yok. Türkiye'de hepimizin hatırlamak istemediği fakat yaşadığımız çok trajik olaylar var. Senin de bahsetmiş olduğun 78-79'da Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta Alevilerin evine çarpı işaretleri koyuldu. Alevi insanlar dışlandı. Ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldılar. Fakat bunun olduğu dönem hatırlayın 42. hükümet döneminde Bülent Ecevit yönetimdeydi. Yani ve Alevi sorununun en temelindeki asıl problemlerden birisi işte tekke ve zaviyeler kanunu ile beraber işte Alevi dergahların da kapatılmasıydı. Bu bir boyut. Hiç oraya girmiyorum. Fakat Türkiye'nin hocam o konuda önemli bir konu çünkü. Biliyorsunuz Türkiye'de Bektaş Tekkesi 2 defa kapatıldı. Birincisi Yeniçeri isyanı esnasında. Beraber daha sonra da Cumhuriyet döneminde. 1925. Bu sorunun en önemli şu anda Türkiye'de Alevilerin sorununun mesela cemevinin ibadethane olarak tanınması sorununun çözülememesinin en büyük gerekçelerinden birisi bu tekke ve zaviyeler kanunun var olmasıyla ilgili bir sorun bu. Evet. Ve temelde bura Cumhuriyet'in en kutsal alanlarından birisi. Buraya dokunamıyoruz. Ben tabii sorunun bir boyutu bu. Bir de tabii AK Parti döneminde öncelikle bu sorunu hep sağ iktidarlar çözmeye çalıştı. Ben Çalıştay döneminde bir çalışma yaptım. O dönemde AK Parti'nin Çalıştay yaptığı süreçte hem akademik anlamda çalışma yaptım hem de işte Alevi dedeleriyle röportajlar yaptım, görüştüm. Bir dergide hatta o dönem AK Parti milletvekiliydi Reha Çamroğlu'yla bir röportaj yaptım. Türkiye şurada geri kaldı. Yani AK Parti iktidarı ve Erdoğan aslında bu geri kalmışlığı çözmeye çalışıyor. Nerede geri kaldı? Reha Çamroğlu'nun ifadesiyle Alevilerin sorunu uluslararası bir soruna dönüştü. Birazdan onu anlatacağım. Türkiye bu sorunu çözmeye çalıştı. Ne demeye çalışıyorum? Alevilik bazı ülkelerde, örneğin Avusturya'da, örneğin işte Almanya'da, belli Avrupa ülkelerinde İslam'dan ayrı bir din olarak tanımlanmaya başladı. Türkiye bu sorunu çözme noktasında ciddi mesafeler kat etmeye başladı. Ve o dönemde açılımlar yapıldı. Tabii burada mesela sorunu ilk ciddi adım atanlardan birisi Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel döneminde de dedeler işte Süleyman Demirel'e geliyor. Hatta 5 tane talebi var o dönemde. Hutbelerde, vaazlarda Alevilik işlensin. Radyo, televizyonlarda Alevilik tanıtımı yapılsın. İşte Alevilere Diyanet'te daha etkin roller verilsin gibi. Muharrem ayı çeşitli etkinliklerle kutlanılsın gibi. Din kültürü derslerinde Alevilik işlensin gibi. Benzeri talepleri biz AK Parti döneminde de bunlara bir kısmı çözüldü. Bir kısmı da AK Parti döneminde işte ciddi mesafe alındı. Örneğin din kültürü müfredatının değişmesi, Alevilerin inanç esaslarının ve farklılıklarının artık din kültürü derslerinde öğretilmeye başladı. Yani Alevilerin belli talepleri de yeniden gündeme gelmeye ve çözülmeye başladı. Bu özellikle tek parti döneminde başlayan o 1925'teki tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla başlayan süreçte ve ardından ortaya çıkan sorun günümüze kadar varlığını devam ettirdi. Bu sorun var oldu. Bu sorunu önce Süleyman Demirel kısmen çözmeye çalıştı. 2010 yılından itibaren AK Parti ciddi anlamda adımlar attı. Şu anda en ciddi sorun cemevlerinin ibadethane olarak tanınması mevzusu. Yasal olarak bu mümkün müdür? Yasal olarak şu anda zaten bir defa bu mümkün değil. Şundan dolayı ki o dönem bu çok ciddi tartışıldı. Mahkemesi bu konuyla ilgili kararı var. Din kültürüyle ilgili benzeri kararlar var. Burada sorun şu, olayın bir boyutu bu tekke zaviyeler kanununa dayanıyor. O kanunda bir değişiklik yapmanız gerekiyor öncelikle. Bunu da dokunamıyoruz. Ama bu bir defa sorun. Ama hocam onlar, özür dilerim, bu konu Alevileri Osmanlı toplumunda Alevi Bektaşi toplumu ve Bektaşi tarikatının bir parçası olarak tanımlamaktan kaynaklanıyordu. Bektaşi tekkesi. Şimdi bazı Alevi yurttaşlarımız, kanaat önderleri diyor ki biz bununla tanımlamayın. Cemevi ayrıca bir ibadethane olarak tanımlansın. Tıpkı cami gibi, sinagog gibi, havra gibi bir ibadethane olarak tanımlansın. Böyle bir bu talebi getiren Veliyettin Ulusoy'un temel talebi ayrı bir din olarak tanınması zaten Aleviliği. Tabii bazı ülkelerde yani zaten. Bu anlama mı gelir yani? Bu tabii ki cemevinin ibadet olarak tanımlanması aynen bu anlama geliyor zaten. Yani temel cemevi, problem. Eğer caminin karşısında bir ibadethane olarak tanımlanırsa. Ayrı bir din. İslam'ın içinde her İslam'dan kaynaklanmış, İslam'dan çıkmış yeni bir din. Gibi bunun, olur. Evet, evet. Ontolojisi buraya geliyor, sorun burada tıkanıyor. Hatta o dönemde bu işte Alevi ocakları, dergahlar kapsamında açmaya çalıştı kısmen açılım sürecinde. Fakat dergah olarak açılmasına Alevi önderler de, Alevi dedeler de istemedi orada. Orada bir sıkıntı var. Aslında benim söylemek istediğim tabii bu başka ontolojik bir tartışma da. Burada temel problem şu anda Sayın Erdoğan bağlamında yaşanan problemin temel nedeni burayı CHP ve solcular burayı kurtarılmış karar olarak görüyor. Buraya başka birisinin girmesine tahammülleri yok. Aslında şu anda biz neyi gördük? Toplumda kimin tahammülsüz, kimin hoşgörüsüz olduğunu gördük. Hani Aleviliğin ya da Alevilerin en önemli kavramlarından birisi değil miydi bu hoşgörüyü? Nerede kaldı? Ya da aynı şey CHP'li dostlar da benzeri şeyleri söylüyor. Hani ötekine tahammül edecektik, farklılıklarımızla beraber yaşayacaktık. Buradaki temel sorunun aslında bu. Toplum neyin ne olduğunu şu anda çok iyi gördü. Onun için bu sorun işte Aleviliğin ne olduğu, nasıl tanımlanacağı cemevleriyle de çok ilgili değil. Burası siyasetçiler, özellikle CHP'li siyasetçiler burayı CHP'nin oy deposu olarak görüyor. Fakat bu tam olarak doğru değil. Çünkü Alevi yurttaşların bir kısmı sağ partileri ki biraz önce Taceddin söyledi. 1950-60 arası Demokrat Parti'yi destekledi. Hatta kaçtı? 60'tan sonra Türkiye Birlik Partisi'ni kendi partilerini kurdu Aleviler. Ama temelde belli Alevi yurttaşlarımız sağ partilere destek verdi. Az ya da çok, bu çok önemli değil. Ama burada CHP siyasal anlamda bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Onun için kimsenin buraya müdahale etmesini istemiyor. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Evet, böyle bir siyasal gerçeklik var Alevilik sorununda. Sorunun önündeki engel zaten bu anlayış. CHP buraya CHP kendi perspektifinden bir çözümü dayatıyor. Nasıl bir çözüm? Yani CHP'nin çözümü ne? Yani çözüm derken şunu kastediyorum. Buraya dokunmayın. Çünkü burası temelde CHP'nin oy deposu. CHP böyle yaklaşıyor. Yani acaba kriz devam etmesinden tabii ki kriz devam etmesinden mı var? Tabii ki. Yani örneğin biz şu anda neden konuşuyoruz? Bu kriz olmasa muhtemelen hiç konuşmayacağız bu sorunu. Bu kriz devam ettiği müddetçe CHP buradan rant devşirmeye, oy devşirmeye devam edecek. Bu çok anlaşılır, çok da basit aslında. Çok yalın gerçek bu. CHP Alevilerin sorunlarının çözülmesiyle de çok ilgilenmiyor. Çünkü sorunun kaynağı başta zaten CHP'li yöneticiler. CHP'nin işte siyasal pratikleri. CHP'nin işte millet tasavvuru, din tasavvuru, işte laiklik anlayışı, dine karşı yaklaşımı. Sonuçta cemevler değil, bu Alevi dergahlarını ben kapatmadım, sağ iktidar da kapatmadı. Kim kapattı? Ya ben kapatmadım, sağ iktidarlarla kapatmadı. Onun için buradaki sorun temelde CHP bağlamında oy kavgasıyla ilgili. CHP buradan AK Parti'nin ya da sağ iktidarların oy almasına asla razı değil ve burasını dokundurmak istemiyor. Ama Türkiye, hani biraz önce Reha Çamroğlu röportajından hareketle söylemeye çalıştım ya, bu sorun uluslararası bir soruna döndü. Alevilerin sorunu ve Türkiye işte hem bir kısmen 90'larda denedi, daha sonra AK Parti döneminde bu uluslararası sorunu kendi bağlamında çözmeye çalıştı. Açılımlarla Alevilerin sorunlarını tek tek masaya yatırdığı, bazı konularda ciddi mesafe aldı ve farklılıklarla beraber bir araya da yaşama kültürünü ön plana çıkarmaya başladı. Burada önemli olan şu aslında. Bu önemli bir sorun ve Türkiye bu sorunu çözmeli, çünkü ilk defa sorunun artık kriminal bir hale geldiği dönem 78-79'larda. Çünkü hem Çorum olayını hatırlıyoruz, Sivas'ı, Çorum'u, Maraş'ı hatırlıyoruz. Bu dönemde ne oldu? Türkiye'nin bu bir defa sorunlu alanı kanayan bir yarası. Sıkıntılı bir alan burası. O dönemde çok ilginç, hatıratlarda ilginç bilgiler var. Mesela Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan 2. katip seviyesinde Robert Alexander Pick diye bir adam var. 2. katip seviyesinde çalışıyor, CIA ajanı. Bu adam Maraş'a gider, Maraş karışır, Çorum'a gider, Çorum karışır, Sivas'a gider, Sivas karışır. Öyle bir adam ki aynı zamanda Alevilerle iç içe, aynı zamanda dönemin o bölgedeki MHP yöneticilerle de iç içe. Türkiye bu sorunu çözmediği müddetçe maalesef henüz yeteri düzeyde mesafe alamadık. Sorunu çözmediği müddetçe birileri burayı kaşımaya devam ediyor. Ne oldu? 78-79'da birileri kaşıdı. Bu sorunu darbe-i zemin hazırlamak için kullandı. Ve 80 darbesi oldu. Ülkücüler, milliyetçiler, sağcılar, solcular, Aleviler, Sünniler katledilerek bir darbe zemini hazırlandı. Şu anda sığınmacı sorununu neden konuşuyorsak, Suriyeliler neden konuşuyorsak, Afganistan, Pakistanlılar neden konuşuyorsak, Alevilerin sorunu da ondan konuşuyoruz. Sadece 2023 seçiminde AK Parti iktidarını nasıl devirebiliriz, devirebilecek argümanlar nerelerden oy devşirebiliriz? Aslında kavga bu. Kimse, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Alevilerin sorunlarıyla ilgilenmiyor ki. Hiç ilgilenmedi. Taceddin Hocam, siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Alevilerin sorunları yok mu? Hocam, Alevilerin sorunları, hiçbirimizin sorunları yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde ya. Cumhuriyet Halk Partisi, bakın, bu bir barzo kültürüdür. Bu ben terk ettiğim kadının topuğuna bakarım kültürüdür. Bu o kızı ilk ben gördüm, siz teklif yapamayın ona kültürüdür. Öyle anlatırlar. Üniversite kantininde otururken 70-80 yıllarda kantine bir kız girer, aha ilk ben gördüm dermiş, diğerleri. Kız sana da teveccüh etse ilk gören hocam olduğundan aman ha hiç yüz veremezmiş. Şu an İbrahim Kalın'la saz çaldı diye Erkan Oğur'un başına gelenleri hatırlayınız. Şu an evet. Bunun gibi sittin tane hadise. Ben onlara sanatçı demem, ben onlara öğretmen demem AK Parti'ye oy verirse diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlayınız. Bu kendine rağmeden feodal bir ağanın kültürüdür. Bu bir köleleştirme kültürüdür. Bu demokratik falan bir kültür değildir, olmadığını da Ekrem İmamoğlu ikrar etti zaten. İradem ellerinde dedi Kılıçdaroğlu'nun. O oradaki yapıyı anlatan bir şeydir. Şimdi hal böyleyken Alevilik sorunları çözülmesi gereken bir şeyse bile şey gibi, yani evdeki oğlan bir yere gideceği yok. Bizim oğlan yani. Bunun sorunlarını niye çözesin? Böyle bir hakiki talepler olduğu kanaatte değilim bir. İkincisi, İsrail'e Hamas niye lazımsa Aleviliğin sorunlarının devamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne o sebeple lazımdır. Kendi içinde bir konsolidasyonu sağlar. Orada o arızayı yaratır. O arızayla birlikte kendine rağm eder. Sorunları devam etmeyen, kendisini sorunlu kabul etmeyen, günümüzde Kürt sorunu diye adlandırılan şeyi anlayabileniniz var mı aranızda Allah aşkına? Ya birkaç sene evveline kadar anlıyorduk, hak da veriyorduk ve utanıyorduk da yani yaşananlarda. Şu anda Kürt sorunu var ülkede diye tanımladıkları saçma sapan bir takım laflar işitiyoruz ya. Evet. Memlekette Kürtlerin sorunu olmamıştır demek değildir bu. Kürt diye bir adam yoktur diye inkar da etmiyoruz. Fakat şu anda tanımladıkları bir şey var ya, AK Parti'ye saldırdıkları, hiç bu kadar kötü olmamıştı Cumhuriyet tarihi boyunca dedikleri bir şey var ya. Anlayabilen var mı? Yok. Ama kendini öyle hissettirmek zorunda ki o adam kitlesel olarak HDP'ye gitsin. Bu narratifleri niye yaratır Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi burada 3 hadise var. Bunlardan ilki, bir, sorunlu kitleyi meydana getiriyorsunuz. Kitlenin tarihsel sorunları da vardır, hiç şüphem yok. 2. Biz Osmanlı ile aramızdaki münasebet sebebiyle pek çoğunun gözüne Kuyucu Muratpaşa olarak da görünüyor olabiliriz. Bunu da anlarım yani. Burada anlamadığım bir şey de yok benim. Hani bir takım şeyleri anlıyorum ben, söylenen sözleri, ama bizim Alevi yurttaşlarımızla ilgili pozisyonel bir sıkıntımızın olduğunu iddia edecek bir adamın bize bunu anlatması lazım. Bizim gündemimizde yok. Sünnilere kastediyorsunuz ya. Hayır yani Türk devleti açısından. Türk devletinin ve ehli sünnet olan benim ve senin falan. Ama sizi devletin öyle tanımladığını söylediniz zaten. Neyi? Ehli sünnet olarak sizi zaten Türk devleti tanımlamış ya. Cumhuriyet'in kuruluşunda böyle bir şey oldu modern devlette. Bunun kabuğu sonradan kırılmaya çalışıldı. Şimdi Kürt diye de bir adam var. Alevi de var. Roman da var. Ehli sünnet de. Ehli sünnet haricindekiler de var. Ehli sünnet de var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Murat Bakan'a dönüp sorarsan, dört duvarın arasında namaz kılan adam da olmasın diyor. Dört duvar arasında namaz kılandan hesabını soracağız iktidara gelince diyor. Adam bunu dedi. Şimdi buradaki yani adam şeyleriniz olmasın diyor size. Aidiyetlerinizin hiçbirisi olmasın diyor. Şimdi hocam burada Alevilikle alakalı suistimal edilmeye çalışılan her seyre dönelim ve bir bakalım. Alevilik şeriat anlamında bizim anladığımız Sünni, daha doğrusu İslam yorumunun dışında bir pratik sunuyor bize. Öyle kavramlarla konuşmaya başlarsanız böyle zorlanırsınız işte. Ne diyeyim abi? Aleviliğin gündelik şeriatı bizim gibi değildir. Değil yani. Abdest, namaz, şey falan filan. Bunlar farklıdır. 2. Aleviliğin din algısı da bizden farklıdır kendince. Bu da tarihsel gelişimiyle alakalı bir şey. Çeşitli şekillerde isterseniz Ahmet Yaşar Ocak gibi izah edebilirsiniz. İsterseniz işte misalleri teksir edebilirsiniz. Yani pek çok şekilde Aleviler, izah edebilirsiniz. İslam, dur şunu bitireyim. Hayır. Bitirmememiz lazım çünkü bu çok önemli doğaçtan. Yani Aleviler Balkanların İslamlaşmasını sağlayan Bektaşi şeyhlerinin, tekkilerin, pirlerinin, dedelerinin olduğunu bilmiyor muyuz? Sarı Saltukları bilmiyor muyuz? İyi de Alevilikle Bektaşilik arasında böyle bir bütünlük olduğunu iddia eden kim ki? Yani Bektaşilerin hepsi Alevidir, Alevilerin hepsi Bektaşidir dediğimizde bu bir yanlış. Yani Aleviliği kabaca 3 yola ayıran teorisyenlerimiz de var biliyorsunuz, babaganlar, dedeganlar, nazeniler gibi. Bunlar teknik tartışmalar, bunlara girmeyelim yani. Bütün Aleviler Bektaşidir diyemiyoruz. İkincisi, bununla ilgili Bektaşilik öyle bir söylenceye döndü ki artık Arnavutluk'ta 3 din var. İslamiyet, tabii. Hristiyanlık, Bektaşilik diyor. Şu anda tabii, Bektaşilik şey, ben de gitmiştim Arnavutluk'ta. Bölmek için yapıyor tabii. Bölmek için yapıyor bunu. Ama bu bir Alevilik algısı değil. Bu bir başka şey. Şimdi hocam bir başka şeyi izah etmeye çalışacağım ben. Günümüzde Türkiye'de de sürdürülen bu LGBT çalışmalarıyla, bu enternasyonalizmle, küreselcilikle alakalı bu çalışmalar esnasında Alevilikten umdukları bir şey var. Bakın 28 Şubat'a kadar Alevilik keşfedilmiş bir şey değildi, hatırla. 28 Şubat'ta birdenbire bir ululama ve yüceltme ve sahip çıkma çıktı bir taraftan. Çünkü yani gömmek istedikleri o yobaz kitle var ya, sen ben o biz siz onlar. Biz yobazlar, takunyalılar, evet. Ağzı misvak kokulular. Bunlara karşı bir antitez olarak Aleviliği önerdiler ve çıkardılar. 90'lı yıllar. Haşa ve kella, ben bunu kabul etmem ama... Gerizekalı çoktu 28 Şubat'ta bu işin teorisyenleri arasında. Taceddin bu işlere hocam, tevessül eden çoktu. O 28 Şubat'ta şu kavramı ortaya attılar. Türk Müslümanlığı diye bir kavram icat edildi o zamanlar. Hatırlar mısınız? Ya İslamiyet'in evet. Türkler tarafından yorumlanmış bir formu olduğunu da ben reddetmem. O da ayrı bir mevzu. Kültür, dini yorumlar, ona da karşı evet, çıkmam evet. Ama burada bir şeyi söyleyip bitireceğim. Kusura bakmayın. Yani o bakımdan katkı olsun diye. O bakımdan onlarınki kötü niyetli bir şeydi ama hatırlarsınız o yıllarda çıkıp konuşanlar Yunus Emre'den Hacı Bektaşi Veli'den bilmem ne diye bir değişmeyen bir sıraları vardı. Çevik birinden bilmem nesine kadar. Çevik biri gördün mü ya işte bak. Bu dünya böyledir hiç. Firavunluk taslamış. Allah'la başa çıkılmaz abi. Bak Çeyükbir'in halini ben görünce üzüldüm. Üzüldünüz mü? Ya şöyle üzüldüm. İnsanlığıma üzüldüm yani. Ey insan bak, dağ gibi dursan da bir zamanlar kitlelerin önünde, Firavun gibi, Şeddat gibi dursan da halin budur dedim yani. Aynaya bir baktım. Yok dedim yani, öyle erkek gibi duruyorsun, omuzlar geniş falan ya, öyle bir şey değilsin, tercih ettim dedim kendi kendime. Öyle üzüldüm. Neyse, şunu bitireceğim. Burada Alevilikle ilgili genel kabulleri ve genel umurları 150 senedir. Şudur. Alevilik bizim enternasyonalist hedeflerimiz içinde Türkiye içerisinde sirayet edebileceğimiz bir alandır. Bakın, Alevilikten DHKPC'ye doğal bir geçiş yaratmaya çalışmaları, DHKPC yöneticilerinin BND Alman Gizli Servis tarafından fonlanması. Ama DHKPC'nin kurucu lideri Sünni'ydi yani, Alevi değildi. Evet, Elazığlı Sünni bir adamdı da evet. Alevilik için yok. Hayır, bu bir böyle Alevi bir örgütüdür demiyorum abi. Buradan doğal bir geçiş bulunması bunlar tarafından. Ya onların ne yapmak istediği başka bir şey ama Alevi yurttaşlarımızı ilgilendirmez böyle bir şey haliyle. Ben öyle bir şey demedim zaten. Bu onların amacıdır dedim. Evet. Ve bunun Alman derin devleti BND tarafından idare edilmesi, Almanya merkezi Alaaddin bilmem ne. Adamın maaş bordroları duruyor. Süddeutsche Zeitung haber yaptı. Yazan çıkar. Birazdan bulurum. Merak eden varsa yollarım da. DHKPC yöneticisinin BND'de maaş bordrosu var. Süddeutsche Zeitung'un haberi. Neyse. Bu şeyler içinde sirayet edilmesi gereken bir alan olarak görülüyor. Şimdi biz döneceğiz ve şunu söyleyeceğiz. Veliahdin Ulusoy'un Avrupa'daki din olarak tanımlanma çabaları, Türkiye'de bu adamların, Avrupalı devletlerin bu gibi yaklaşımları ve buna rağmen Alevi yurttaşlarımızın bu vatanın en ön safında yer alan vatanperver vatandaşları olarak hala bir takım şeylere itiraz etmeleri, oradan gelen şeylere itiraz etmeleri bize bir şeyi gösteriyor. Siz yanlış tarlayı sürmeye çalışıyorsunuz. Bizim Alevi vatandaşlarımız bu sokayı yutmaz kardeşim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hiçbir şey olmaz. Hiç sevmediğin bir adamsa bile oraya gider, makam itibariyle oturur. Bu ülkenin bütün cumhurbaşkanlarını biz tarihsel olarak sevmeyiz ama geldi mi önde ceketimizi ilikler, ayakta dururuz. Cumhurbaşkanımız bizim ya. Sizler bu ülkenin asli vatandaşları olarak bu ülkenin cumhurbaşkanına ev sahipliği yapacaksınız kardeşim ve yapıyorlar ve onurla şerefle. Bu adamı bundan dolayı tard edemezsin. Bu topuna bakarım mantığıdır işte. Sen benim malımsın, benden başkasına bakamazsın lafıdır. Ve bunu da siyasileştir. İkincisi de şunu soralım. Ya bu beyefendiye birisi gitsin bir sorsun. Müslümanlar teknik olarak şimdiye kadar başlarına gelen şeyler sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veremezler dese bir AK Parti MHP milletvekili, ne laikliğimiz kalırdı, ne dinin istismarı kalırdı, ne bilmem nesi kalırdı. Hayırdır ya, Alevilik bu kadar kolay suistimal edilir bir şey midir? Üçüncüsü, biz seni camiye kabul etmiyoruz deme lüksümüz var mıdır bir siyasiye? Ey Tunç Soyer, senin otobüs üstünde yaptığın dansı biz beğenmedik, İzmir'de Hisar Camii'ne giremezsin desek. Sahibi de biziz desek. Çünkü o da cemevi'nin sahibi benim diyor ya. Birisi çıkar ve bize der ki senin ne haddine? Ben de çıkıyorum ve bir Alevi olmayan bir adam olarak diyorum ki cemevi namına senin ne haddine be adam? Sen bir siyasisin. Kendi tarafını siyaseten savun, dinen savunma. Bu bakımdan Alevilikle ilgili bir suistimal projeleri ve planları ve haritaları vardır. Ve bu harita üzerinden ilerlemeye çalışırken karşılarına çıkan en önemli engel de yine bizden, devletimizden falan değil, Alevi yurttaşlarımızın sağduyusundandır. Ve onların vatan sevgisindendir. Bunu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Güzel bağladınız çünkü. İbrahim Hocam, eğer bu konuyla ilgili başka bir şey söylemeyeceksiniz, size başka bir soru soracağım. Yok, çünkü bu konuya ben pek girmek istemiyorum. Tamam, o zaman çünkü hemen konumuza. Bu pilav çok su kaldıran evet. Bir konu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günler yapmış olduğu bir açıklamada dedi ki bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde dahi yok dedi. İçişleri Bakanı da bu konuyla alakalı bir suç duyurusunda bulundu. Nasıl olur da sizin elinizdeki bilgiler bizim devletin elinde dahi yoktur? Bu ne demek istiyorsunuz diye. Burada bir seçim güvenliği zafiyeti mi yaşıyoruz yoksa Sayın Kılıçdaroğlu başka bir şey mi ima etmek istedi? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşma metni sizin evet, önünüzdeki kağıtta duruyorsa onu okuyalım da tam meseleyi evet. Sanırım öyle daha iyi izah edebiliriz. Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok. her bir seçmeni ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz. Evlerini, adreslerini biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Detaylar çok. Kaç yabancının oy kullanacağını da biliyoruz. 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok. Öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız. Yani aslında 500 bin Suriyelinin oy kullanacağı iddiasını da yine kendisi yalanlamış oldu. Burada bir detay işte o. Evet. Onu da kendisi... şimdi burada aslında ellerindeki bilgilerin detayları hakkında da ipuçları var. Yani yabancıların ne kadarının Türk vatandaşlığına geçtiği, ne kadarının oy kullanıp kullanamayacağına dair bilgiler alınmış. Evet. Belli ki. Yine oy kullanma yaşına gelenleri tespit etmişler. Yaşlarına, adreslerine varıncaya kadar. Evet. Şimdi burada insanın aklına başka şeyler geliyor. Devletin resmi kurumlarının elinde dahi olmayan bilgiler, ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da bugün konuştu o konuda. Biz de öyle bir bilgi paylaşmadık. Daha bize Nüfus İşleri İdaresi'nden gelmedi o bilgiler. Nüfus İdaresi Başkanlığı da zaten bugün o konuda açıklama yaptı. O bilgiler daha resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu'na gelmiş bilgiler değil. Ona rağmen bu kadar detaylı bilgileri, gerçekse şayet bu iddiada, detaylı bilgileri temin etmek nasıl mümkün olabilir? Bu hakikaten çok iddialı, fakat yine biraz evvel kullandığım cümleyi kullanacağım. Çok su kaldıracak bir durum bu. Yani gerçekten böyle bir bilgiye sahip mi Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa başka bir şey mi ifade etmek istiyor yani? Yani ben burada şimdi komplo teorisi gibi düşünülmesin ama ben sadece bir tahmin üzerinde konuşuyorum. Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı hisseder ki bir siyasi parti genel başkanı? Seçimler yaklaşıyor. Evet. Seçimler yaklaşırken biliyorsunuz yapılan seçimlerin hemen arkasından hep seçimlerle ilgili bilgilerin yanlışlığı, seçimlerin doğru yapılmadığı iddiası her zaman gündeme getirilen iddialardır. Kaybedecek olanlar özellikle veya kaybedenler bu iddiayı çok sıkça dile getirirler. Yani seçimler adil olmadı, yabancılara bir sürü oy kullanıldı falan gibi. Geçtiğimiz seçimlerde de kullanılan argümanlardı bunlar. Sanki bu onların altyapısını da hazırlayan bir ama kendileri İçişleri Bakanımız bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı zaten kısa bir süre önce. Türkiye'de özellikle Suriyeli kökenli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanmış insanların önemli, yaklaşık 100 bin kişiden bahsediyoruz. Bunların da çok önemli bir kısmı çocuklardan müteşekkil. Seçimlerde oy kullanabilecek kişilerin toplam seçmen kitlesine oranın %0.2 olduğunu biliyoruz. %1 dahi değil yani. Evet. Yani burada benim aklıma gele bu konu geliyor. Yani seçimleri şimdiden şaibeli hale getirmek. Evet. Seçilenin de geldiği konumu veya makamı da şaibeli hale getirmek. Böyle bir iddia gibi geliyor bana. Yani niçin böyle bir şey yapar? Yani yenileceklerini, Millet İttifakı'nın mağlup olacağını düşünüyor da şaibeli olma konusunda şimdiden bir ön alıyor. Yani bu ihtimallerden bir tanesi. O zaman güvenmiyor yani. Yani seçimlere bir güvensizlik var. Yani kendisini kazanabileceğine de mi güvenmiyor acaba? Yani doğrusu şimdi sorunuz devamında altılı masaya tekabül ediyor karşılığında. Doğrusu ben buradaki kastın ne olduğunu şu kadarını söyleyeyim. Kimi siyasi partiler hep şundan şikayet ederler. Gündemi hep iktidar belirliyor. Kendileri bunun peşine takılıyorlar. Şimdi ön almak, gündemi belirlemek için de herhangi bir elde veri olmasına, herhangi bir somut delil olmasına gerek kalmaksızın biz ana muhalefetin zaman zaman böyle iddialarda bulunduğunu gördük. Yani bir Man Adası meselesini hatırlıyorsunuz. Oradan dolayı tazminat da ödemek mecburiyetinde kaldılar. Yani gündem belirlemek için veya YSK'nın güvenilirliğini ne zarar vermek. Zaman zaman yargıya da bu tür şeyler yapılıyor. Yargıya karşı da bu tür ifadeler kullanılabiliyor. Yani ben doğrusu karşı tarafın ne düşündüğünü kesinlikle sadece çok bu kadar söyleyebiliyorum. Kestiremiyoruz çünkü kasetle bir iktidar bir başkan, genel başkan değişikliği olduğunda hatırladım. Sayın Kılıçdaroğlu ben aday olmayacağım dedi. Aradan 24 saat mi geçti? Herhalde en fazla 48 saat geçti. Aday oldu. O nedenle doğrusu ben karşı tarafın neyi kastettiğini sadece tahmin edebiliyorum. Ramazan Hocam, siz bu konuda ne diyorsunuz peki? Yani CHP'nin hedefi nedir? Ya benim anlayabildiğim kadarıyla bu tartışmanın birkaç boyutu var. Öncelikle ya sadece bu son seçim güvenliği ile ilgili bu açıklamanızla ilgili değerlendirmeyeceğim. Bunu son kısma bırakıyorum. Bir, son dönemde bu tartışmaların birinci boyutu bir gündem yaratma kaygısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Son dönemde hatırlayın, geçen haftalarda muhtemelen bu stüdyo, bu ekranlarda da konuştuk. Optimar'ın araştırmasında ilginç bir sonuç çıktı. Erdoğan'ın oy oranı ortalama %35-%40 civarında. İkinci sırada Mansur Yavaş vardı. Daha sonra da Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu geçen ay aynı araştırmada %8'di, %12'ye çıkmış bu ay. Yani %4'lük bir artış var. Muhtemelen Sayın İmamoğlu'ndan uzaklaşan seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru bir eğilimi var, teveccühü var. Bu neden kaynaklandı? Evet, Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde hem işte otelde yapmış olduğu açıklama, işte bir yerlerin önüne gitti, ani baskınlar yapmayı, bunu meşru ya da gayrimeşru, hukuki ya da gayri hukuki, bunları hiç tartışmıyorum. Sonuçta sosyal medyaya ve medyaya baktığınız zaman bir gündem yaratan bir ana muhalefet başkanı var. Bu evet, bunun farkına vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir iddiayla şu anda karşımızda. Fakat tartışmanın ikinci boyutu şu aslında. Altılı Masa'nın hatırlayın önemli gündem maddelerinden birisi, bir dönem bunu da tartıştık, seçim güvenliğiydi. Sandıkların güvenliği nasıl sağlanacak? Bu adamlar oturdular, Altılı Masa güvenliğini konuştular. Aslında çok basit bir tartışma. Neden basit? Her sandığın başında her siyasi partiden görevli var mı? Var. Eğer siz sandığın başına güvenlik partinizden bir temsilci gönderebiliyorsanız güvenlik sorununu zaten çözdünüz demektir. Ama bir şekilde seçim güvenliği Altılı Masa'nın en önemli gündem maddelerinden birisiydi. Bu tartışmayı şuna bağlayacağım. Aslında seçim güvenliği tartışmaları 2023 sonuçlarını şimdiden gayrimeşru ilan etme teşebbüsüdür. Eğer kaybederse tıpkı mühürsüz oy tartışmaları gibi sonucu gayrimeşru ilan etme tartışmasıdır. İşte bu şu kadar yabancı oy kullanacak tartışması. Kimlerin olduğunu biliyoruz tartışması. Aslında bu alttan alta hem YSK'yı ve Türkiye'deki mevcut siyasi yapıyı tehdit eden bir dil, tehdit eden ve suçlayan bir dil, ötekileştiren bir dil. Onun için aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki birçok açıklamasında mevcut siyasi iktidarı gayrimeşru ilan ederek ona karşı yapılan tüm hamleleri meşru hale getirmeye çalışıyor. Bu açıklama da bence bir boyutu, bunun ıskalanmaması gerektiğini düşünüyorum. 2023 seçimlerinin sonuçlarını şu andan gayrimeşru ilan etme teşebbüsü bu. Bir de eğer vaktim kaldıysa son bir... Hocam dönüşte siz de tabii ki devam edebiliriz. Buyurun, son cümlenizi söyleyin sonra. Temelde seçmene güvenmeyen bir anlayış bu. Kendi seçmenine ve kendi partisine güvenmeyen bir anlayış bu. Çünkü hatırlayın yine muhalefetin kanaat önderlerinin yaptığı en önemli tartışmalardan birisi şu. Güvenilecek adayla seçime girmeliyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve sandığa güvenmeyen bir perspektif bu aslında. Onun için bu tartışmalar en temelde toparlarsak seçim güvenliği 2023 seçim sonuçlarına şu andan gayrimeşru ilan etme ve kaybetme ihtimalini göz önünde bulunduran bir açıklama. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat başında tekrar esas mesele kaldığı yerden devam edecek. Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce bir televizyon kanalında gazeteci arkadaşımız Latif Şimşek'e yönelik bir saldırı girişimi olmuştu. Ne yazık ki korkunç bir görüntüydü. Öncelikle bir meslektaşı olarak bu saldırıyı kınayarak bu programa ikinci yarısını başlamak istiyorum. Şimdi hocam ikinci yarıda Abdülhamit Han'la alakalı, Abdülhamit Han sondaj gemisiyle alakalı konuşmak istiyorum. Latif Şimşek hadisesiyle girdin, ona değinmiyoruz. Değinebilirsiniz. Buyurun. Hayır, oraya değil, Abdülhamit'e geçtik. Geçmeyelim, buyurun. Hayır, oraya girince oraya değineceğiz diye ben ona göre lafı tam hazırladım. Abdülhamit deyince kağıt attım. Şey. Tamam, ben kınamamı yaptım. Siz de buyurun. Bu. Siz de buyurun. O zaman ben de kınıyorum bu kadar. Evet. Kınayabilirsiniz. Kınıyorum, ayıptır, günahtır yani böyle. Evet. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Ama ben de Cemal İngört'le birkaç defa aynı yayına denk gelmiş bir kardeşiniz olarak Sayın Cemal İngört her bugün programa... yeter size. Yok, niye günah canım? Kimlerle şeyiz? Medeni vasat içinde 10 hemşerisiyle gelip bunları bodyguardlık yaptırır. Bak sonra da onlar mesul olmadan dövdürünce ziyaretçiydi diyebiliyormuş. Teknik böyle işliyormuş yani. Geçtiğim son yazıma bakma lütfunda bulunanlar bir şeyi görürler. Bizi Erdoğan öncesi Türkiye'yi geri getirmeyi vaat edenler susurluk Türkiye'sini vaat ediyorlar. Mafyoz bir Türkiye, inanmayan mafyoz buraya baksın dedim, bu kadar yani. Evet. Kadar. Ne yazık ki öyle. Cemal Engin-Yurt vakası daha önce kendisinin, partisinin milletvekili olan Sadi Somuncuoğlu'nun dövülmesi hadisesinde de önemli bir rol üstlendiğini hatırlıyoruz. O açıdan Türk siyasetinde de şiddet görüntülerini kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Özellikle Türk medyasında stüdyonun içine gelecek kadar yani şiddetin bu dozda gerçekleştiği bir vakayı Türk medyası olarak kabul etmemizin mümkünatı yok. Bu sadece medya ve siyaset işi değildir. Bak, bunu bir şekilde analiz etmeliyiz ve konuşmalıyız. Bağışlasın. Abdülhamit Han Hazretlerine hocamlar devam etsin istersen. Ben buradan bir iki şey söyleyeyim. Tamam, buyurun. Birincisi YSK meselesiyle de alakalı bir şey. Enstrümantal bir agresyon var burada. Enstrümantal agresyon. İnsanlar üzerinde belli bir agresyonu yayarak bazı insanları iradesiz kılmak ve bununla sana rağm etmek ve korkuyla birlikte de sana rağm olmayanların da eline ayağının buz kesmesini sağlamak. Bu bir süredir altılı masanın genel stratejisi haline döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel tehditlerine bak, geçtiğimiz bir yıl, 1,5 yıl bürokrasiyi aynen alenen tehdit ediyor. O bak, iş bölümü yaptılar. Altılı masanın bacaklarının hepsinin farklı bir şeyi var. Altılı masa niye altılı masaymışı gördük biz. Kemal Kılıçdaroğlu alenen bürokrasiyi tehdit ediyor. Bak, geliyoruz, canınızı okuyacağız. Emirleri yerine getirmeyin. Şunu ödemeyin. İmamlar size soracağız. Bekçiler size soracağız. Başçavuşlar size soracağız. Doktorlar size soracağız. Öğretmenler size soracağız. Çiftçilere bile fırça attı. Müteahhitler. Bir, evet, bürokrasiyi alenen. Çünkü herkes bilir ki şuyu hukukundan beter bir şekilde CHP devletin sahibi olarak hala bilinir. 200 senede AK Parti iktidarda kalsa devlet bürokrasisi CHP'lidir diye bir algı vardır. Böyledir demiyorum ben. Siz o algıya sahip bir adam olarak bu lafı ettiğiniz anda bürokratların eli ayağı taş kesir. Son bir sene çalışmamaya başlar. Buna çalışıyor. Sağ tarafı İyi Parti, evet, sağ tarafı olan İyi Parti ve Demokrat Parti daha mafyöz bir tavırla sokaktaki vatandaşın darp edilmesinden, kameramanın darp edilmesinden, televizyon programında gazetecinin darp edilmesinden, oh vekilim iyi oldu sıra kimde diye sorulmasından, Melik Yiğitel'in ilçe başkanı tarafından tehdit edilmesinden, bugün kendini bilmez bir İyi Parti il yönetim bilmem nesi tarafından gitsin yine bir tur daha dövsün Cemal İngört diye tweetler atılmasına kadar böyle mafyöz bir şeyle çıkılıyor. İnsanlar korkutuluyor. Bak, 15 Temmuz'dan beridir insanlar taşkardı geçiriyor. Millet panik atak ile yaşıyor ya. Yani şu anda herhangi bir fren sesi duyan diye bir şey, bir top patlaması duyan, plastik top patlar ya mahalle arasında oynarken. Hani gülle topu değil, futbol topu. Bom diye patlar ya, bunu duyan acaba yine inkılap mı oluyor, ne oluyor diye bakıyor. Yani bu psikoloji içindeki insanları, birisi bürokrasiyi, birisi sokaktaki vatandaşı korkutuyor. Ve insanları, seçmeni sürekli bir korkuyla, enstrümantal bir agresyonla bir yere sevk ediyor. Bu da şudur: ya bana gel korka korka, Nazilerin yaptığı gibi, kork ve bana gel, yahut bana gelmiyor musun, elin ayağın buz kesin, hiçbir şey yapma, vereceğim cezayı bekle, geliyorum gümbür gümbür geliyorum diyor. Memlekette bir korku iklimi. Ve bunu nasıl yapıyor? Bir, Allah'tan eski karısı bir tweet attı Aykut Erdoğdu'nun da. Aykut Erdoğdu'nun sesi kesildi, makamından alındı. TRT yayınında yargılayacağız diyordu bu adam ya. Bu adam kaç defa bunu vaat etti. Ve her gün yargılayacağız. Dün Hilmi Daşdemir'i, haddini bilmezin biri, yarın bir gün kaçacağın ülkeyi seç, biz geliyoruz seni Türk mahkemelerinde. Lan ne yaptı Hilmi Daşdemir? Ne yaptı Hilmi Daşdemir? Yaptı ortada, anket yaptı. Hı hı. Senin istediğin sonucu vermedi diye mi yargılayacaksın? Yani tez cümle, insanları tehditle, korkutarak, siyaseten bunu bak. Bu işin gurusu da, bunların arkasında da bu işin stajını yapmış, lisansını okumuş, yüksek lisansını yapmış, doktorasını yapmış olan HDP'lilerdir. HDP'lilerin şarkta vatandaşlarımızı nasıl korkutarak siyasetin bir tarafından uzağa çektikleri, siyasete de nasıl kendi taraflarından yanaştırdıklarını bilmeyen yoktur. Gidin şarkın sokaklarında biraz gezin, korku siyaseten nasıl enstrüman olarak kullanılırmış 1000 tane hikaye dinleyin. Sandık başını Kalaşnikov'la tutmaktan Hakkari İl Başkan Yardımcısını sürgüne göndermeye kadar, Kürdistan'a adım atarsan aileni öldürürüz diyecek kadar. Ez cümle, şu anda Türkiye muhalefeti o kadar demokratik bir muhalefettir ki Demokrat Partili milletvekili, adı Demokrat, sus savunma diye gazeteci de övdürtüyor canlı yayında. Sus savunma. Savunma, konuşma diyor. Konuşma diye saldırıyor Latif abi. Bağırıyor. Saldırıyor adama. Neyse, ben bunların hiçbirinin şeker yükselmesinden, bir anlık kontrol kaybından olmadığını, aksine Lütfi Türkkan'ın bacısına sövmesi, şehit abisinin de, genel başkanının meclis kürsüsünden o işi tekit etmesinin de, bu gibi şeylerin yaşanmasının da, Demokrat Parti milletvekilinin de, il başkanlarının da "oh iyi yaptın, sıradaki kim, bir şunları da döv" diye sipariş vermesinin de, hepsinin planlı, programlı, müşterek bir izlek üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ama bu korku iklimi yani muhalefete ne kazandıracak ki? Enstrümantal agresyon diyorum ben. Yani kendi kitlesini zaten eklemledi. Diğer kitleyi korkuyla çözüyor. Yalnız diğer kriz dönemlerinde diyor işte Freudian, birazcık Freudian okursak, insanda diyor temelde 2 duygu vardır. Birisi korku, birisi sevgi. Kriz döneminde evet kendi kitlesini konsolide edebilir. Evet bu senin enstrümantal agresyon dediğin CHP'li kitleyi ya da muhalif kitleyi konsolide eder. Fakat karşı tarafın çözülmesine neden olmaz bu. Çünkü kriz anında insanların tercihi mevcut liderle devam etmek yönündedir. Hiç o konuda şöyle söyleyeyim. AK Parti değil ama sistem içindeki belli rüzgar güllerini kendine döndürecek. Ve bak, şunu da söylüyorum vatandaşlarımıza da, ciddi bir ikazdır bu. 29 Ekim ile 10 Kasım arasını bekleyiniz. İşte Atatürk dinsizdi, şudu budu falandır filandır diye kamikazeleri bekleyiniz. ÖSYM'deki hadise gibi hadiseleri bekleyiniz. Şu anda belli şeyler bürokrasi içinde, dev AK Parti bürokrasi, yönetemeyen bir iktidar algısı oluşturmaya çalışan bir siyasi sormanın strateji alemi yoktur. AK Parti bürokrasiye hakim olabilecek de, bu tabii bir süreç değil. Olağanüstü dönemin şartları olağanüstüdür. AK Parti kavun değil ki koklayıp alsın bunları. Bunların hangisinin kamikaze olduğu, yönetemeyen devlet algısını tahkim edecek bu şeylerin yaşanması. Yani şu ÖSYM'de yaşanan hadise, Allah peygamber aşkına akıl mantık alır bir hadise miydi? Tam seçimden evvelki son KPSS'de şunun yaşanması ve insanlara kendini bu kadar mağdur hissettirilmesi. Bu gibi şeyler, ez cümle, insanları korkutarak sevgili Ramazan Hoca, insanları korkutarak enstrümantal agresyonla, ya kendine rahmeder kullanırsın, fonksiyonsuzlaştır, sen bir arkanı dön dersin, 2 dakika dışarı çık dersin, bir şey yaptırmasan bile, yahut sana karşı olup karşındaki kitleden olana da elini kolunu düşürürsün, zaten bu geliyor, biraz daha sivrilmeyeyim bari dedirtirsin. Bunun bir de olmuşunun pratiğini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de gösterirsin. Bak yarın biz geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nde olanları unutma. 10.000 kişi işinden aşından oldu. 15.000. 15.000 kişi işinden aşından oldu. Bak yarın bir gün buradan da geliyoruz. Bunlar arasında sırf tweet attı diye işinden aşından olanlar var. Fazla sivrilme dersin. Muhalif olmak mı bak? Muhalif olmamak nameşru. Böyle bir algı olur mu ya? Ez cümle, bu bir enstrümantal agresyondur, değişime sebep olur. Siz de aynı kanaatlisiniz anladığım kadarıyla, tabii, ama yani evet, bu korku psikolojisini yaygınlaştırarak iktidar olma hayali kurmak herhalde ya bu benzeri şu anda şey olması işin gerçeği. Demokrat Parti döneminde milletvekili olan, aynı zamanda yasada da yargılanmış Mithat Peri'nin hatıralarını okudum. Zindana takılan İktidar isimli meşhur bir hatıratı var. Orada bu 27 Mayıs sürecine giden, hep bunu aslında konuşuyoruz ya, sürekli konuştuğumuz belli argümanları, belli mevzuları konuşuyoruz. Aslında Türkiye'nin yaşamış olduğu hadiseler birbirine o kadar çok benziyor ki, sahne aslında sadece tarihler değişiyor, oynanan oyun aynı, belki sahne farklı. Çıldırırsın, hep Keşan Veli destanı. Aynı olay yani, hiç değişmiyor. 27 Mayıs'a nasıl gittik işte? Sokak olayları, korku, tehdit aynı değil, aynı siyasi pratikler benzeri. Şu anda onun için biraz önce örnek verdi ya Taceddin. Yani ÖSYM'deki yaşanan olayla Ayasofya'nın kapısının bir yerine zarar verilmesi aynı anlama geliyor. Yani birileri tamamen toplumu diken üstünde tutmak olarak özetleyebileceğimiz bir siyasi stratejiye sahip. Evet, muhalefet bir korku iklimi yaratıyor. Bu korku iklim üzerinden bir taraftan mevcut iktidarı yönetemeyen bir Türkiye, yönetemeyen bir iktidar algısı oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan da kendi seçmenini konsolide etmeye çalışıyor. Fakat bunun ben kendi seçmenini konsolide etmek noktasında doğru, burada değişmiyor. Seçmenle ben sadece yani kendi seçmeni de Cemal Engin-Yurt'un bir gazeteciyi stüdyoda korumalarıyla beraber darp etmesini hocam, destekleyebilir mi? Yani? Nasıl destekliyor hocam? Destekliyor. Aynen destekliyor. Ben o kanala belli periyotlarla programa katılıyorum ve duyduklarım şok etti beni. Yani orada yapılan küfürler, o tavır, davranış biçimi, bu sadece Engin Yurt'la ilgili bir hadise de değil. Ya yine kanala yönelik de bir saldırıda mı? Nasıl? Kanaldaki çalışanlara yönelik de bir saldırı. Orada söylenen sözler, adamı öldürmek mi istiyorsunuz diyor orada çalışanlardan birisi ve hala öldürmeye teşebbüs ediyor. Ya oradaki mesele sadece saldırı değil. Hepimiz programlarda tartışıyoruz, bazen kavga ediyoruz ama kalkıp üzerine yürümüyoruz. Ondan sonra da kör değneğini bellemiş gibi Erdoğan ülkeyi kutuplaştırdı. Kutuplaştırdı. Yani delirirsin ya. Alevilerin mevzusunu konuştuk değil mi? Kutuplaştıran kimdi orada? Erdoğan'ın ziyaret etmesi mi? Ziyaret ettiği cemeevindeki görevlileri, cemeevindeki dedeyi ve kurumu görevler almak mıydı? İhraç etmek miydi? Hangisi kutuplaştırma? Onun için burada benzeri argümanı şunu söyleyecektim. Düşünün, Cemal Engin-Yurt bu saldırıyı yaptı. Muhalefete yakın gazeteci ya da basın örgütleri hangi açıklamayı yaptı? Kınayan tek bir açıklama yok. Yine CHP'nin ya da muhalif kanaat önderlerinden hiç kınayan açıklama duyduk mu? Bir ya da iki tane. Hiç açıklama yok. Demek ki benimseniyor bu tavır. Demek ki Türkiye'yi böyle yönetmek isteyen bir muhalefet var. İYİ Partili milletvekili de küfretti, şehit ailesine saldırdı. Tavır neydi? Hiçbir şey. Artık hem kendi içinde bu tavra destek veren bir anlayış var, seçmeni de böylesi bir anlayışa, kaba gözlem dedim ya, sosyolog kimliğimden dolayı. Tweet'te paylaşmış, altındaki yorumlara bakıyorum. Neredeyse destek verir yorumlar var. Neredeyse değil hocam. Veriliyor. Destek veriyor. Eline sağlık. Ki, eline sağlık diyor. Troll de değil işte. Ahmet Mehmet ha. Tabii aynen. Yani, vandal herifler yani. Onun için kendi seçmeni de bu ciddi bir akıl tutulması, işin gerçeği bu. Burada demokrasi, insan hakları, özgürlük, adalet tüm bunlar rafa kalkmış durumda. muhalefetin adayının söylediği, yaptığı her tavrı meşru gören bir siyaset biçimi bu. Ya geçmişte de böyleydi. Demokrat Parti dönemine bakın. Hatırattan bahsettim ya. Benzeri olaylar orada da yaşanmış. Hiçbir karşılık bulmadı. Yani CHP desteklemeye devam etti. CHP'li yani kanaat önderleri. AK Parti ve MHP tabanını Cemal Engin-Yurt benzeri tavırlar göstererek korkutmayı mı hedefliyorlar? Ya evet, seçmeni korkutmaya dönük bir hamle. Yani orta sınıf Türk, hocam bak, ya, orta sınıf Türk ama efendilik yani bizde hocam, kalsın, evet, aman huzurumuz bozulmasın adamıdır. Orta sınıf yani 15 Temmuz'da tankları durduran bir milletten bahsediyoruz yani. İşte. Bu millet yani stüdyo basanlardan korkar mı? Mesele korku değil. Mesele burada küçük bir tavır değişikliği yaratmak. %1'i hareket ettirmek burada. Ya çünkü seçim, evet, bu çok büyük bir değişim yapmıyor. Değişim yapmadığını nereden görüyoruz? Kamuoyu araştırmalarına bakın. İşte biraz önce Hilmi Daşdemir'den bahsettik. Optima çok başarılı kamuoyu araştırmalar yapıyor. Genelde hep toplumun gittiği yönü net olarak söyleyebiliyor bize. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranında ya da CHP'nin oy oranında ciddi bir değişiklik yok. Ancak bu tehdit dili, ya yeni bir şey değil ki, biraz önce saydık. Akademisyenler, muhtarlar, çiftçiler, bürokratlar önüne gelen her insanı tehdit etti. Yani bu sadece işte Cemal Engin-Yurt olay değil. O sadece bir dışa vurumu. Bu tercih edilmiş, bilinçli bir siyaset biçimi bu. Onun için buradan muhtemelen küçük de olsa bir oy devşireceğini, evet, kendi seçmeni zaten konsolide olmuş durumda. Hepimizin çevresinde CHP'li seçmen var ya da CHP'li kanaat önderleri. Çok mu rahatsızlar bu konuda? Konuşmuyorlar. Görmüyorlar. Yani bir tane gazetecilik ya da basın, medya örgütü kınadı mı? Bunu AK Parti'ye yakın bir milletvekili yapsaydı, hatta gazeteci olmadığını iddia eden gazeteciler bile çıktı. Gazeteciler bile çıktı. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat gazeteci değil ki dedi. Yani demek ki onların demek gazeteci değilse dövülmesi meşru. Saldırmak meşru. Böyle bir perspektif bu. Onun için burada çok sistematik bir saldırı var. Bu değil sistematik. Bu siyaset tercihi çok sistematik. İbrahim Hocam, o zaman bundan sonra seçime doğru bu şekilde saldırıların dozunun artacağını mı öngörüyoruz? Yani böyle mi öngörmeliyiz? Stüdyoya varana kadar bir şiddet dalgasıyla mı karşı karşıya kalacağız? Şimdi ben iki hocamızın endişelerini dinledim. Fakat bizim milletimizin bir ters tarafı vardır. 12 Eylül'den hemen sonra 83 seçimleri yapıldı, biliyorsunuz. Evet. Bir tarafta rahmetli Turgut Özal, karşı tarafta da Milli Güvenlik Konseyi'nin kurdurduğu parti ve başındaki Turgut Sunal. O zamanlar müdahale edildi halka. Halkın oylarına müdahale edildi. Kenan Evren açıklama yaptı. Oylarınızı MDP'ye verin diye. Evet. Ve bu millet tam tersini yaptı. Bu tür baskılar bizim millette ters teper. Ve gittiler hepsi Özal'ı seçtiler. Ve Özal, rahmetli Özal 3 dönem tek başına iktidar oldu. Şimdi tamam, bir yere kadar insanları sindirilebilir belki ama böyle korkular, endişeler, bunun en çok karşılık bulacağı yer aslında kendi başına seçmen olan, kendi başına karar veren insanlar üzerinde değil. Ama bürokratları tehdit ederek bürokrasiyi biraz da yavaşlatabilirler mi? Yavaşlatabilirler. Bürokrasinin özelliği farklıdır. Fakat sokaktaki vatandaşa, kendi iradesiyle oy kullanan vatandaşa bu tür çetevari davranışlar, vatandaşa mafyavari davranışlar tam tersi sonuçlar verir. Tabii tabii, şüphe. O nedenle belki böyle kabadayılık yaparak vatandaşın oyları üzerine ipotek kurma hevesinde olanlar farkında değiller ama bu millet ters teper. Tam tersini yapabilir ve o zaman da onların baskı yoluyla sindirme politikaları ayaklarına dolanır. Ben bizim milletimizin o ters yanını sizin ısrarla belirttiğiniz gibi 15 Temmuz'da gördük. Yani insanlar hiçbir yönlendirme olmaksızın kendi iradeleriyle o gece meydanlara döküldüler ve darbecilere karşı canlarını ortaya koydular ama zaferi de elde ettiler. Şimdi kimileri şeydir, Gustave Le Bon'un Kitleler Psikolojisi diye bir kitabı vardır. Le Bon der ki kitleler bireysel irade yerine insan kitle içine girdiği zaman kitle iradesi onun yerine geçer. Ve bu hareket haline geçmiş olan kitleyi de durdurmanın tek yolu baskı yapmaktır. Çok güçlü olarak üzerine gitmektir. Bunu bazıları sindirme politikasıyla bu tür aşırı şiddet kullanma yöntemiyle kitlelerin yönünü değiştirmeye çabalayabilirler. Ama bu Türkiye'de ve bizim Türk insanımızda çok da karşılığı olan bir davranış değildir. Tam tersi sonuçları görebiliriz. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Halkımızın böyle korkutma ile tavır değiştirmeyeceğini çok net biliyoruz. Gerçekten de 15 Temmuz'da çok güçlü bir direniş ortaya koydular. Ve ülkeyi gasp etmeye, insanımızın iradesini ipotek koymaya çalışanlara nasıl büyük bir ders verdiğini de gördük. Ama o açıdan eğer, altını çizmekte yani eğer var. Cemal Enginyurt gibi o saldırdığı ve onu korumaları olduğu ifade edilen kişiler saldırdığı için söylüyorum. Yoksa diğer bütün bu şekilde düşünen şiddet eğilimindeki olan kişiler için söylüyorum. Milletimizi korkutmaya güçleri yetmeyecek elbette. Medyayı da korkutmaya, gazetecileri de korkutmaya, bizleri korkutmaya da güçleri yetmeyecek. Ve biz hakikati her şekilde, her yerde söylemeye devam edeceğiz. Hocam, muhalif olmayan gazeteci olur mu ya? Muhalif olmayan sanatçı da olmuyor. Ya, adam... Böyle denildi de, hocam, şimdi bak... böyle denildi de mesela Muharrem İnce dedi ki... bir takım televizyon kanallarının isimlerini verdi ve dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti bu kanallardan besliyor ve bunlar burada maaşlarını alıyorlar dedi. İsterseniz kanıtlarını da ortaya koyabilirim dedi. Üstelik biraz önce söylediğiniz ifadeleri Sayın Kılıçdaroğlu söylemişti. Daha sonra bu kanalın genel yayın yönetmeni orada çıktı, dedi ki evet biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek almaya devam ediyoruz dedi. Bunu nasıl diyorum? Hocam mundar yemek şey, bizim dinimizde haram. Hı. Dininde mübah olan yer. Bu kadar. Dini derken burada bir şey yapıyorum tabii. Hı hı. İroni yapıyorum yani, adamın tutup da dini inancını kimsenin ötekileştiriyor değilim. Yani meşrebin kaldırıyorsa yaparsın ya. Adamın meşrebinde mübah hocam. Adamın meşrebinde mübah hocam. O zaman yapabilecek bir şey yok yani. Ya şöyle zaten, sus konuşma diyor ya, konuşmak sana bana yasak, ona serbest. Para almak ona serbest, sana yasak. Hı hı. Yorum yapmak ona serbest. Birkaç yerden maaş alıyorsunuz, hep öyle diyor ya, birkaç yerden sizler maaş alıyorsunuz, bürokratlar şu şeyimi, maaş alıyor. Benim bir de şeyimin şifresi de kızımın doğum günüdür, vereyim hepsinin şifresi aynı, bir gün merak edene bir vereyim, bir baksınlar. 35 yerden yavrum heriflerim, bir de deli gerizekalı şey de değil, özür dilerim iki de bunu söylüyorum. Taceddin üzerindeki ceket 15 bin lira diyor. 15 bin lira cekete verecek parayı ben nereden bulmuşum ya? Bulamam, öyle bir param olmadı benim hayatım boyunca hiç. Yani öyle bir şey ki adam dövüyor, dövdürtüyor, kışkırtıyor. Döven adamı mazlum, ezilen yine bu. Ahlaki üstünlüğü de terk etmiyor ha. Yani şu anda... Siz kaç yerden maaş alıyorsunuz? Devletten, memuriyetten aldığım maaş var. Akşam gazetesine aldığım telifim var. Hı hı. Bu kadar. Yok inanmayan gelsin baksın. Yok sağda solda param falan yok yani. Neyse. Burada mıyım bak. En son Ersoy abi o zaman şeydeyken Star'da yazıyor. İşte devletten, yandaş kanallardan, şuradan buradan. Lan bizim kurumlarımızın kaç para maaş verdiğini herkes bilir. Güzel. Ersoy abi dedi ki dilediğiniz bir yazarı Hürriyet'ten seçin. Dilediğiniz ama en ednası. Maaşımı takas etmeye ben razıyım ama o değiştirmez benimle dedi. Değiştirmez. Hani şimdi gazetecilerin aldıkları maaşlar kendi yayın kuruluşlarını bağlar ama burada çok daha temel bir iddia var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı gösterdiği, seçime girdiği, seçimde yarıştırdığı bir kişi Muharrem İnce kalkıp dedi ki sizler, isim de verdi kanalların, medya organlarının isimlerini verdi ve dedi ki sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den maaş alıyorsunuz dedi. Burada daha kritik şeyler yaşandı. Bunlardan birisi Şaban Sevinç'in Halk TV Genel Yayın Yönetmeniyken söylediği, bize Muharrem İnce'nin seçim kampanyası destek vermeme talimatı verildi sözüdür. Bunu söyleyen Şaban Sevinç, ben değilim. Hı hı. O kanalın genel yönetmeniydi o dönemde. Evet. Şimdi bu bize bir şeyi gösteriyor. Bu kanallar, bu özgür, bağımsız, demokrat kanallar ya, bunların ne söyleyip ne söyleyemeyeceği, kendince muhalefet edip edemeyeceği, ya burası Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde 80 kliye sahip. Bunların hepsi de çıkar kliğidir. Hiçbirinin arasında ideolojik bir ayrışım yok. Hiçbirisinin arasında ideolojik bir kamplaşma, kavga yok. Hani bunlardan birisi Hanefidir, ötekisi Şafidir, böyle bir mezhep kavgası yok. Burada başka bir şey var. Demek ki bunların arasındaki bu şey bir suyun kenarını tutabilme kavgası. Bu kavga içinde bir yerlere paralar akıtılıyor. Yahu bir de bize onurlu adam taklidi yapıyorsunuz ya. Ama şu bir hakikattir. Şu bir hakikattir. Bizim memleketimizde, bizim meşrebimizce medya olmaz. Olamaz. Medya dediğin şey bizim memleketimizde kuruluşu itibariyle de o mahallenin işidir. Onlar siyaseti konuşur, biz onlara laf yetiştiririz. Böyle kodlandı. Ne hikmetse değişmiyor bunun yapısı. Böyle yapmayalım, onlara laf yetiştirmeyelim falan dedikçe de o tuzağa düşüyoruz ikide bir. Konuşturtmadınız yani bir türlü. Abdülhamit Han sondaj gemisini konuşacaktım. Yine araya girdiniz yani. Evet. Ya ben konuşabilirim. Konuları siz belirlemiş oldunuz yani. Siz sürekli bu konuları gündeme getirerek bunu gündemi değiştiren siz oldunuz. Yani. Ben mi dedim muhabir koltuğuna beni oturtun diye, ben öyle oturacaktım. Şaka bir yana tabii ki Taceddin hocamızla şakalaşıyorum gerçekten de. Ama hocam burada bence vurgulanması gereken, burada iktidara yakın gazetecilerin ya da bizlerin söylem üstünlüğünü neden kuramıyoruz? Mesela söylem üstünlüğünü kuramadığımızı düşünüyorum. Mesela İmamoğlu, en son bir toplantıya katıldım. İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmediğini donelerle bir belediye başkanı açıkladı. Vaatlerinin %95'ini yerine getirmemiş, başarısız bir belediye başkanı var. Fakat sosyal medyada öyle bir algı var ki, mağdur edilen bir İmamoğlu ve satın alındı bu söylem. %5.6'sını yapmış. Evet evet, 5.6'sı. Hadi %10 olsun, çok da önemli değil. %20 olsun, ama sonuçta birçok konuda yalan söylemesine ya da doğru söylememesine rağmen sosyal medyada bir üstünlüğü var. Mesela bu ülkenin sağcılarının, muhafazakarlarının ya da iktidara yakın medya kuruluşlarının neden sosyal medyada söylem üstünlüğünü inşa edemediği. Düşünün, siz iktidarı desteklediğiniz zaman yandaş oluyorsunuz, muteber olmuyorsunuz, itibarsızlaştırıyorsunuz. Ama birileri CHP'den, İYİ Parti'den fonlanıyor, saygın gazeteci olmaya devam ediyor. Özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Ben çevremde iktidar savunan adama da çok bir denk gelmedim ha. Evet, hepimiz bir taraftan. Biz mahallemizi, meşrebimizi, pozisyonumuzu savunuruz. Biz iktidar falan savunmayız. İktidar giderse de ben buranın çocuğum. Kardeşim, ben Fatih'in çocuğum, İstanbul İmam Hatip mezunuyum. 28 Şubat'ın katrine uğradım. Yine o mahallenin çocuğuyum, şuyum, buyum. Benim yanım, yörem, sen abim, sen kardeşim, buyuz. Biz mahallemizin adamıyız yani, biz bir başka yeri savunuyor değiliz. Biz iktidarı savunmuyoruz. Bu burasının siyasi reprezentasyonu Erdoğan'a nasip olduysa, Erdoğan da benim kadar burada vazifesini yerine getiren biridir, bu kadar. O riyaseten yerine getiriyor, ben bunu yerine getiriyorum. Bunu anlamıyorlar. Ulan sen misin bana onuru öğretecek? Sen kimsin? Ne bedel ödedin hayatında yani? Ne bedel ödedin? Hayatında ne bedel ödedin sen adam? Gelmiş bana ondan sonra cakkudu, yaşam tarzımıza karışılıyor. Konserlerimiz engelleniyor. Büyük bedeller ödüyoruz. Bana onurlu adam pozları kesiyor. Yer miyim lan ben onu? Anadolu çocuğu bize yemez iktidar, diyorsun. Anadolu çocuğu da değilim. O kadar şey yapmayayım da, ajitasyon yapmayayım da. Yani bana iktidar yalakası muamelesi yapacak adam mısın sen? Ciğerin kaç para yani? Ben mahallemi savunuyorum sana karşı. Senin gibi adamları da bu mahalleye sokmayacağım. Ha, şöyle bir şey var. Bu mahalle iktidara geldikten sonra AK Parti önüne gelenin bir şekilde girebildiği bir yere dönüştü. Bu kendi genel sorunumuz, tamam. Ama biz Böyle olduktan sonra da onurumuzu senin gibi adamların ağzına sakız etmeyiz kardeşim. Tamam? İktidar yalakası falan da değiliz hiçbirimiz. Hepimiz Erdoğan kadar pozisyonumuzu savunuyoruz. Bu kadar. Kafan çalışıyorsa dediğimi anladın. Kafan çalışmıyorsa yine papyonlu mapyonlu diye tweet atacaksın. Bu kadar. Evet. Ya gerginliğinizi anlıyorum mu? Yani bu... Ya gergin dedi bana ya. Yok ya bu... Gerçekten de İbrahim Hocam böyle bir durum söz konusu. Çok çocuk sahibiz, tarafta... hiç onurumuz, haysiyetimiz yokmuş gibi. Yok ne yalakalık, yok bilmem nelik, yok çuluk, yok bu. Yani sen misin bana yalaka diyecek? Şaklaban. Yani şu anlamda söyleyeyim. Türk medyasında, Türkiye'deki medyada yine tırnak içerisinde söyleyeyim. İktidarı savunduğu ifade edilen çevrelerin kendi medya kuruluşlarından en fazla maaş alabildiklerini biliyoruz. Bu konuyla alakalı hiçbir şey iddia edebilecek bir durumları söz konusu değil ama sürekli her yorumun peşinden ne kadar bunun için maaş aldın, işte senin hesabına şimdi bu para da yattı falan şeklinde sosyal medyada da bir takım tezviratlar yapılırken ama açık ve net bir şekilde artık CHP medyası diyebileceğimiz medya kuruluşlarının CHP tarafından ve İYİ Parti tarafından fonlandıklarını kendileri ikrar ettiler. O İsveç hükümeti tarafından... Yani dışarıdan o başka tabii. Yani bu ayrıca bazı büyükelçilikler tarafından fonlandıkları da çok net de. Onların sofrasına her yerden meze gelmiş hocam. Ama doğru da Cumhuriyet Halk Partili bir eski CHP'li bir CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tarafından bunun bu kadar açık ve net bir şekilde üstelik parayı da göstererek bir mangırlık adamlarsınız şeklinde ifade edecek kadar katılıyorum söylemelerini. Yani bu gerçekten bizim açımızdan bir problem değil mi? Türk siyaseti açısından, Türk medyası açısından bir problem değil mi hocam? Medyanın yani bunu söylerken yaklaşık 10 yılı aşkın süre medya içerisinde bulundum ben de. Gözlemlerim ve vardığım sonuçlar şu. Medya kendini 4. kuvvet olarak tanımlar. Yasama, yürütme, yargı 4. kuvvette medya olarak görülür. Medyanın hakikaten gücü oldukça fazladır. Ve bu gücü... Bu gücün taliplisi çoktur. İçeriden veya dışarıdan eğer Türkiye'ye müdahale etmek isteyenler olursa öncelikle medya aracılığıyla yaparlar bunu. Yani hiçbir darbe medya desteği olmadan yapılmaz. 15 Temmuz'dan örnek vereyim. 12 Eylül darbesi, 1960 darbesi hep medyanın büyük gayretleriyle gerçekleşmiştir. Tabii bu kadar büyük bir gücün ve etkin bir gücün kendi başına bırakılmayacağını da tahmin etmek zor değil. İçeriden veya dışarıdan, özellikle de dışarıdan medyaya müdahaleler, fonlamalar oldukça fazladır. Daha birkaç gün evvel Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz, MGK toplantısı. Orada yabancı vakıfların Türkiye'deki faaliyetlerine de atıf yapılan bir madde vardı. Yapılan açıklamada özellikle yabancı vakıflar aracılığıyla Türkiye'de medya başta olmak üzere birçok alana müdahale ediliyor. O nedenle bizdeki medyada bir gazetecilik ahlakı sorunu vardır. Şimdi bir haberin haber değeri taşıyabilmesi için 5N1K'ya uygun olup olmadığına bakılması lazım. Gazetecilik bir tetikçilik değil, tam tersine doğru haberin vatandaşa doğru biçimde ulaştırılmasıdır. Evet. Ama bizde bakarız, koca bir manşet, 9 sütuna manşet, papuç gibi harflerle haber yazılır, altına bir spot indirilir. Bizim insanımız da sağ olsun, yani çok okumayla arası iyi değiliz. Manşetteki ve spottakini yazanı okur. İç sayfadaki haberi pek okumazlar. Halbuki esas haber iç sayfadadır. Manşetteki haber başka bir şeydir. Başka bir niyettir. Yani 28 Şubat sürecinde biliyorsunuz yeter artık iblis diye bir manşet vardır. Sabah gazetesinin bir manşetidir o. Ve orada sen şusun, sen busun diye bir sürü özellikler ve aşağılayarak yazılır bunlar. Tabii söyleyelim, o Dinç Bilgin'in sabahı. Dinç Bilgin'in yani, sabahı, şu anki sabah değil. Dinç Bilgin'in sabahında isim vermezler. Ama yanına kocaman bir Necmettin Erbakan resmi ve altına da kel alaka bir tane haber koyarlar. Yani okuyucuya ben bu iblisin kim olduğunu size yandaki resimden anlatıyorum demek istiyor. Bu tür medya oyunları, gazetecilik oyunları Türkiye'de sıkça olan şeylerdir. Şimdi diğer bir konu, hep muzdarip olunan bir konu aslında. Sosyal medyada bir cenah çok rahatlıkla hakim olurken, her şeye hakim olurken, ona karşı muarız olanlar bu konuda biraz daha yavaş olmaları tartışılır, eleştirilir de. Yani niye karşı taraf bu kadar güçlüyken cevap yetiştirilemiyor diye. Şimdi bizde bir söz vardır ya, kork Allah'tan korkmayandan diye. Yani şimdi karşı tarafta veya böyle her şeyi doğrusuna veya yanlışına bakmaksızın sadece körü körüne bir düşmanlık üzerinden, körü körüne cevap yetiştirme üzerinden bir anlayış hakimse ve doğruyu söylemek gibi bir endişesi yoksa karşı tarafın, ona yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ona cevap da yetiştiremezsiniz. Hocam özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Siz Fatih Çekirge'lerin gazeteciliğini mi istiyorsunuz kardeşim bunun yerine? Bir Salih Mirzabeyoğlu manşeti vardır, hatırlarsınız. Evet, Star gazetesinin manşetiydi. Terbiyesiz, utanmadan yani, utanmadan. Sabuna bastı kaydı, gözü morardı. Saçını makasa düştü, saçı kesildi. Kapıya falan çarptı. Kapıya çarptı, dişi kırıldı. Adama işkence etmişler. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden birinin Fatih Çekirge, arkadaşının kızıyla flört eden adam, utanmadan çıktı, bunu manşet etti, dalga geçti. Bir adamın işkenceye uğramasıyla dalga geçti. Şimdi biz çıktık, onurumuzla, haysiyetimizle, kendi mahallemiz adına kırılan potla. Çekirge'ye söz hakkı vermek durumunda kalmayalım. Verirsek de veririz. İnşallah da çıkar bir cevap verir de ondan sonra bir yüzleşiriz. Yer altında. Çıkamıyor ortaya. Nerede Fatih Çekirge'yi gören mi var? Bakkalı göremiyordur. Nerede? Bu Rezail'den sonra. Nerede şu an? Gördün mü sen hiç? Bilmiyorum. İşte tamam, inşallah çıkamaz. Bu adamları mı özlüyorsunuz kardeşim? Hani biz onursuzuz ya, bunlar mı onurlu? Şimdi alternatifi ne? Sadece onur meselesi değil. Mesela biraz önce örnek verdiğiniz manşetle, manşetli spotuyla alakalı çok çarpıcı bir şey oldu. Mesela Sözcü gazetesi 9 sütuna manşetten Sayın Cumhurbaşkanımızın Cemevi ziyaretiyle ilgili tablo skandalı diye bir manşet attı. Erdoğan için Hazreti Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk resimleri boyayla kapatıldı şeklinde. Manşet bu. Manşetin yanında baş yazarı Saygı Öztürk apaçık bir şekilde bunların tadilat esnasında kapatıldığını ve daha önce duvara yapılmış olan boyaların yerine artık bir çerçeve içerisinde rutubetten etkilenmemesi için tablo şekline getirilerek asıldığını, aynı gazetenin manşetinin altında, muhtemelen manşeti hazırlayan da kendisi yani, bu şekilde vermiş. Yani şimdi hocam bu inanılır bir şey değil yani. Aslında inanılır bir şey. Bu hani biraz akademik olacak ama post-truth çağı diyorlar. Kişisel kanaatlerin gerçeğin önüne geçtiği zaman. 2018'den itibaren Trump'la beraber ve 2018'den sonra oluşan dünyaya post-truth çağı. Asıl olan doğrular değil. Asıl olan ne kadar bağırıp yalan söylediğinizle ilgili. Birçok konuyla ilgili. Aynı haberi ben de okudum. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım aslında, çok şaşırmadım. Çünkü bu söylemi satın alan, bunu gerçek gören, kabul eden bir kesim var. Doğru ya da yanlış olması çok önemli değil ki. Ya düşünün, bu yeni bir şey de değil. İkinci Körfez Savaşı nasıl başladı dünyada? Evet. Sadece bir petrole bulanmış Karabatak'la İkinci Körfez Savaşı başladı, fakat Karabatak Meksika'daydı. Meksika Körfezi'ndeydi. Burada da aynısı. CHP'nin, düşünün, sağ siyasetin ya da Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin Atatürk'le herhangi bir problem olmadığını artık cümle alem biliyor. Fakat buna rağmen Atatürk üzerinden, Atatürk karşıtlığı üzerinden kendi seçmenini konsolide etmek isteyen, bunun için doğru söyleyemeyen bir kitle var. Bir işte kanaat önderleri var. Ve bunu satın alan da bir kitle var. Sorun aslında bu akıl tutulmanın bizatihi kendisi. Burada seçmen, özellikle muhalif seçmen olayın doğrusuyla da ilgilenmiyor. Açıkça spotta kocaman bir yalan var. büyük harflerle söylenmiş, bağıra bağıra söylenmiş bir yalan var. Bu yalanı da aşağıda yalan olduğunu açıklayan bir yazı var, fakat kimse bunu dikkate almıyor. Spotlar üzerinden beslenen bir kitle var. Burada mesele doğru söylemek değil, bir yalanı ısrarla tekrar etmek ve kendi seçmenini konsolide etmek. Fakat mesele aslında Alevilik, mesela Alevilerin sorunlarında da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi tam olarak okuyamayan, artık geçmişin yanlışları üzerinden Türkiye'yi okumak isteyen bir kitle var. Veya bu yanlışlar üzerinden Türkiye'yi okuyan bir kitle var. CHP'nin ya da kanaat önderlerinin, bu gazetelerin Türkiye'yi doğru okuyamadığını görüyorum ben. Eğer okusaydı bu kitle zaten iktidar olurdu. Bu değişimi görmüyor. Mesela Atatürk, ya Atatürk tartışması. Bunu 28 Şubat sürecinde yaptık, 60'larda yaptık, 50'lerde yaptık. Çok partili hayattan itibaren yaptık. Artık düşünün, AK Parti'yi ve AK Partili seçmeni Atatürk karşıtı olarak kodlamak ne kadar doğru, ne kadar mümkün? Ya hiçbir kamuoyu anketinde de bu böyle çıkmıyor. Artık Atatürk toplumun ortak değer olmasına rağmen, Atatürk, Türklük, milliyetçilik, Müslümanlık ortak değer olmasına rağmen bu kavramlar üzerinden ayrıştırmak isteyen bir kitle var. Ve bundan beslenen de bir kitle var. Trajik olan aslında bu. Bunun yalan olduğuna rağmen buna inanmak isteyen, bu yalandan beslenmek isteyen bir kitle var. Aslında Türkiye açısından trajik olanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Bir de aslında şu var, bu gazetecilik mevzusuyla ilgili küçük bir eklemeyle hocama bırakacağım sözü. Bir gazeteci ilginç bir tanımlama yaptı, aslında isim vermek istemiyorum sadece. Bizim camiada, bizim mahallede gazetecilik yaparak para kazanmış, zengin olmuş, boğazda yala almış 3-5 kişiyi bulamazsınız. Evet. Yoktur. Ama karşı tarafta öyle gazeteciler var ki gazetecilik yapmadığından dolayı o villaları, işte Boğaz'da villa aldılar. Birileri title'ı, kimliği gazeteci olmasına rağmen, gazetecilikle de hiç ilişkisi olmamasına rağmen yalılar aldılar, yatlar aldılar, villalar aldılar, ama suçlu biziz. Ya aslında bu çok ilginç bir denklem. Biz de gazetecilikten, hani birileri düşünün İYİ Parti'den ve CHP'den rant devşirerek, ekonomik rant devşirerek gazetecilik yapıyor. Bunlar saygın gazeteciler ve bunların çoğunun muhtemelen Boğaz'da villası, yatı, katı var. Eyvallah, yatında katında da gözümüz yok. Hı hı. Fakat ne hikmetse onursuz olan, gurursuz olan, yandaş olan biziz. Hakka yandaş olabilirsiniz, doğruların yandaşı olabilirsiniz. Tabii yani, bundan elbette sıkıntımız yok zaten. Mesele bu algının... Hocam çok az vaktim kaldı. Taceddin Kutay'ın bütün provokasyonlarına rağmen ben Sultan Abdülhamit Han isminde, evet, verilmiş olduğu sondaj gemimizle alakalı meseleyi konuşmak istiyorum. Hı hı. Sizinle lütfen her birinize 2'şer dakika söz vereceğim. Taceddin hocamdan başlıyorum. Bu bütün dünyaya nasıl bir mesaj? Lütfen provoke etmeden cevaplayınız. Kıbrıs Harbi sadece Türkiye'nin güney güvenliği ile alakalı bir durum olsaydı şimdiye kadar 50 defa çözülürdü Kıbrıs sorunu. Kıbrıs'ta niye varız sorusunun cevabı Türkiye'den ziyade İsrail ile alakadar eder. İsrail'in büyüme ve güvenlik stratejisiyle çok alakalı bir şeydir Kıbrıs. Biz Kıbrıs adasını bırakmadık. Bizim güney güvenliğimizle de çok alakalıdır. Ülke güvenliğimizle de çok alakalıdır. Bir savaş gemisi gibi oraya konacak, düşünsene. Ama İsrail'le de çok alakalıdır, o kurulan, büyütülen İsrail'le. Ben lafın fazlası ahmağa söylenir, 24 izleyicileri çok zekidir derim. İsrail'in kuruluşu Sultan Abdülhamit Han, Akdeniz, Doğu Akdeniz gemi, bu kadar. Buyurunuz. Evet hocam, buyurun. Ben, özellikle de İsrail meselesinde Doğu Akdeniz'deki varlığımızla alakalı olarak da altını çizelim. Yani Abdülhamit Han gemisi üzerinden mi gidelim, o boyuttan mı gidelim? Abdülhamit Han sondaj gemisinin dünyaya verdiği mesaj nedir? Yani bir kere Abdülhamit Han isminin verilmesi zaten yeterince mesaj içeriyor. İçeriye de mesaj içeriyor. Padişahlarımız içerisinde petrol konusunda, yani Abdülhamit Han zamanında olduğu için ona tekabül etti, denk geldi. Abdülhamit Han o zaman petrolün kıymetini bilen biriydi. O yüzden de Türkiye'deki petrol rezervleri, petrol kuyuları veya nerelerde petrol var diye ta o zamanlar bir çalışma yaptırmış. Irak'ta, Suriye'de petrol üzerine çalışmalar yaptırmış. Hatta geleceği okuyarak ileride Irak'taki petrollerin Osmanlı eğer dağılırsa şayet birilerinin eline geçmesin, yani devletin malını paylaşmasınlar diye kendi şahsı malı olarak ilan etmiş. Gerçi buna rağmen biz onun kıymetini pek bilemedik. Gitti onlar yine. Musul Kerkük petrollerini kastediyorum. Ama petrolün kıymetini bilen, buna ilişkin tedbirler alan, devletin bekasını da orada gören Abdülhamit Han'ın isminin yine bir petrol sondaj gemisine verilmesi çok sembolik bir değer ve bir hakkında teslimidir. Tabii bak, bu çok veçesi var, gördün mü? Son bir dakikası. Son bir dakika. Ya AK Parti'nin bence yaptığı en önemli icraatlardan birisi tarihe olan vurgusuydu. Bir tarih şoklaması yap. Tarih ve milli şuur şoklaması yapıyor. Çünkü tarih bir milletin hafızasıdır. O millet o hafızayla geleceğe kendisini taşır. Siz tarihsiz bir ne insanı bulabilirsiniz, mankurtlaşırsınız. Tarihsiz millet olursanız da mankurtlaşırsınız. Onun için tarih bir milletin hafızasıdır. Geleceğe taşıyan temel omurgadır. Bir anekdotla bitireceğim. Turgut Özal Türkiye'deki milli eğitim sorununu çözmek için Japonya'dan uzmanlar getirir. Uzmanlar en son araştırmayı bitirir ve Özal'a bir rapor sunarlar. Özal kendi kurmay ve bürokratlarıyla beraber dinlerken Japonlar anlatır. Temel sorun der, milli şuur yoksunluğudur eğitimin problemi. Peki der, siz nasıl çözdünüz bu sorunu? Biz diyor, Japonya'da çocuklarımızı okula başladığı zaman hızlı trenlere bindiriyoruz. Fabrikalarımıza, yüksek teknoloji fabrikalarımızı götürüyoruz ve gösteriyoruz. Ardından diyor onları alıp Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyoruz. Buradaki diyor temel amacımız ve sonra şunu söylüyoruz. Eğer böyle fabrikalar yapmazsanız, yüksek teknoloji üretmezseniz sonunuz diyor Hiroşima ve Nagasaki'deki insanlar gibi olacak. Orada diyor milyonlarca insan öldü ve ot bitmeyen bir yere dönüştü. Bir bürokrat hemen atlanır. Bizim der Hiroşima ve Nagasaki gibi bir yerimiz yok ki. Der ki Japon uzman, sizin der Çanakkale'niz var. Günümüzde Çanakkale bir evet, milli tarih şoklamasıdır. Çanakkale'nin karşılığı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Gemisidir. Abdülhamit gemisidir. Abdülhamit gemisine destek veren Hakan'dır, Kutsi'dir, Murat'tır. Kim bunlar? İşte Kıbrıs Küvet katliamında şehit düşen 3 tane çocuktur. AK Parti'nin onun için bence yaptığı bu İHA SİHA'da da teknolojiyi bir yere kadar aşılamış olduğu bu hem tarih dizleriyle hem bu gemiyle, Abdülhamit'le bu bir milli tarih şoklaması yapıyor ve bu irade bu ülkeyi geleceğe taşıyacak asıl unsur, asıl omurga. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli bir sohbet oldu. Taceddin Hocama, İbrahim Hocama. Tüm manipülasyonlarına rağmen diyorsun. Çok teşekkür ederim. Esas mesele burada nihayete eriyor. Gelecek hafta yeniden esas meselede buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Abdülhamit'le, Kanuni'yle, Yavuz'la küresel emperyalizme, sömürge düzenine meydan okuyan Türkiye'den hayırlı geceler.